Yeni doğan kabul oranında azalma, ailenin memnuniyetinde artma ve bireylerin yeni doğanın özel bakım bitirilerinin daha iyi geliştiği noktasında sonuç aralamış. Bir ayrı çalışmada da bir bilimsel bir çalışma bu. Aile dönemindeki bakım müdahalesinin çok düşük bu maruzda beklerdi. Klinik sonuçların değerlendirildiği bir çalışma. Burada da yine ebeveynlere en az 4 saat klinikte kalmaları gerektiği söylenmiş. Verilmiş. Doğuculuk sırasında bebeklerin kilolarının daha yüksek olduğu, kalış süresinin kısaldığı, beslenme sonuçlarının iyileştiği ve emzirme oranlarının yükseldiği bulunmuş. Neydesi ve obezite ile beslenme görüş sayısına bakıldığı zaman düşük ve hastane masrafına bakıldığı zaman daha düşük bir oranla karşılaşılmış. Şimdi bakıldığı zaman başka bir çalışmada yeni doğan medikal dünyada davranışsal sonuçları değerlendirilmiş. Çalışmada da aile merkezi bakım müdahalesi medikal dünyada davranışsal sonuçları iyileştirilmiyor diye incelenmiş. Yine burada da enteral beslenmeye geçişte daha erken olduğu, hastanede erken kabulcü olduğu, daha fazla kilo aldığı, daha iyi kilo davranışsal gösterdiği, motivasyonunun daha yüksek olduğu sonuca varılmış. Diğer bir çalışmada çocuk merkezi davranışı kontrol çalışma Kanada, Avustralya Kanada'da da yapılmış. Burada da yine günde en az 6 saat ebeveynlerin bakıma katılması sağlanmış. Yine bir çalışmışlar bulunmuş. Anne sütü ve beslenme oranında ailenin stresinde ve kaygısında azalma aynı arttırır. Ailenin bir kısımdaki öz bakım yeterliliğini arttırır.
Aynen. Olumsuz tarafları desek olabilir, olumsuz tarafları yok mu desek belki de doğru olacaktır. Şöyle, yeterli altyapı olmadığı sürece olumsuz tarafları da olacaktır. Tıp bir yapılmış bir çalışma bu. İmmünoloji hastanesindeki uygulamaların aynı merkezi bakım yönünü incelemişler. Aynadan 24 saat kalabiliyormuş bu İmmünoloji hastanesinde. 81 anne ile tanımlayıcı bir çalışma. Burada annelerin fiziksel bakımını istendikleri ve bilgilerin fiziksel bakımını istendiklerini ancak kendi bakımlarını, kendi bilgisayarını karşılamadıkları olmuş. Aslında bu da ilk konuşmamın başında söylediğim gelişmiş ülkelerde elektronlar böyle ancak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde biraz sıkıntı oluyor dediğim noktayı açıklayamıyorsunuz oluyor. Evet, aileler burada ilaç kullanımına katılmış ancak sadece oral ilaç kullanımına katılmışlar. Annelerin bakım konusunda yeterli bilgilendirilmediğini ve kararlara katılamadıkları söylemişler. Bunun da bence yansıması anne otellerin gelişmemesinden, annenin belli bir süre gelip bir bilgi doyurup gitmesinden kaynaklanmış. Diye bir sonuca varmışlar. Burada Türkiye şartlarında bir kişinin bakımlarda hasta sayısının çok fazla olduğundan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yine uluslararası dinlerinde doktorlar bilgilerinin bakış açısından Yurupan yol bakım ülkesinde ayrı merkezi bakım uygulamalarının zorlukları araştırılmış. Yeter tasarımlı bir çalışma. Burada doktorlar bilgilerinden bazı şeylerle karşılaştıklarını ifade etmişler. Boyun bellerin kişisel, örgütsel, kültürel, bilimsel faktörlerden olduğunu ancak bunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için organizasyonel, yönetimsel ve operasyonel olarak bazı değişikliklerin yapılırsa elde edilebileceğini ifade etmişler. Yeni zaman yolculuğun ülkesinde ayrı merkezi bakım uygulamasını etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştıran bir çalışmamız daha var. Bu çalışma 3 Avrupa ülkesinde 3 hastanede yürütülmüş. Norveç ve Hollanda'da gerçekleştirilmiş. Burada sağlık profesyonelliği ebeveynlerin birinci bakıcı olarak görülme konusundaki düşünceleri aslında zihniyetleri ebeveyn birinci bakıcı olarak görülebilir mi sorusunun aslında aile merkezi bakımının etkilediği sonucuna varmışlar. Bir yardımcı olarak da artık Türkiye'deki yaygınlaşan anne otellerinin varlığını aslında aile merkezi bakım uygulamalarına etkilediği görüşünü sormuşlar. Bir diğeri de iletişim. Başı iletişim. Bizim için iletişim deriz. Hemşirelik eşittir bakım. Evet bakım ama ona bir arz etmeyi iletişimde koymak gerekiyor. İletişimin olduğu yerde tabii ki güzel bir aile merkezi bakımını gerçekleştirebilir. Çalışmalar ilgili aile merkezi bakımı özetlemiştim. Burada da aile merkezi bakım uygulamasında karşılaşılabilen güçlükleri özetlemiştim aslında. Hemşirelerin yoğun çalışma yapıları nedeniyle ailelerin yeterli zaman ayırmamaları, ailelerin eğitim verilmesinin hemşirelerin üstünü artıracağı düşüncesi, ailelerin hastanedeki yoğunlukların işlevi rehber olması, ağrı ve acı ilişkilerde ailelerin çocuğun yanında artıracağı düşüncesi. Şimdi ailesi var, işlem yapmayalım. Ayrıca sonra işlem yaparız gibi bir düşünceye sahip ama uluslararası yayınlarda ailelerin de bir şekilde işlem yapmasını yapılması gerektiğini öneriyor. Ailelerin yetersiz çaresizlikleri ve stres yaşamaları aile merkezi bakım uygulamaları da karşılıklar bir şekilde bulabiliyor. Çünkü ailenin özellikle ilk bebek ise bazen stresini yönetemeyebiliyor. Bu durumda bizler de bir stres yaşayabiliyoruz. Hemşirenin yasal sorumlulukları nedeniyle bakım uygulamalarını aileyle paylaşmak istememeleri. Hani hemşirenin düşüncesinde de şu olabilir. Ben bu eğitimi bunun için aldım. Ama anne bu eğitime sahip değil. Onun için aile merkezi bakım anlayışı içerisinde bu düşüncesi biraz burada hemşire şartlarını kısaca bahsettim. Öncelikle hemşire ailenin doğum bakımına katılması için istemeli. Ailenin hazır olmadığını değerlendirebilmeli. Hazır olmayan bir aile ekonomik bakımın içerisine sokulmakta sizlere bir sıkıntı çıkartabilir. Ailenin
aşılamak, stresini azaltmak ve iyilik halinin devamını sağlamak gerekiyor. Ailelerin dokunmaları, onlara bakmaları beklemeleri için ailelerin sağlığı durumunda, onların sağlığı ve hastalığı durumunda onları desteklenmeli. Aile sadece bebek malzemesi yetiler ve bu yapışta işlemleri yapan ve bu süreçte bebeğin gereksinimi olan malzemelerden kişi olarak görülmemeli. Bu anlamda onların da endişesi giderilmeli ve koşabilmesi sağlanmalıdır. Burada da en önemli şey tabii ki aileyle etkili ve açık bir iletişim kurmaktır. Bu olarak bir yandan yol bakım ilgilerinde aile merkezi bakım felsefesini geliştirmek için yapılacak da nelerdir o zaman sizlerimizde? Özellikle Türk dışarıda. Ailenin belirtiliği ile ilgili gözlemleri dikkate alalım. Eğer hastanede yatmayıp daha sonra işte hastasında hastaneye yatış yapıldıysa o iki hafta boyunca aile evliliği gözlemlemiş olabilir. Onun için onun gözlemlerine önem verdiğimiz belirtmeyi izah edelim. Bakımını, bebeğin bakımını için eğitim verilmiştir. Eğitim verilmişken de tüm terminolojiden kaçınmalıyız. Sadece tüketimi kullanmalıyız. Bebeğin sağlıklılığı ile ilgili aile iletişim halinde olmalıyız. Aileler bebeğine bakmaları ve bakıma klinikte sadece ailenin de karşılanması anne otelinin arttırılması peki aile arasında iletişimin sanki ortalama yaşayan sayısının hasta oranına olan bir şekilde arttırılması aile bakımı kurumlar bilgisayarı ve buna göre buna uygun olarak düzenlemeler kararlara birbirinin de dahil edilmesi gerekiyor. Hastane politikası oluşturulmalıdır. Hastane politikası oluşturulurken de ailelere yatış sırasında bilgi verilmelidir. Hastanemiz aile merkezi bakım felsefesini yürütmek için çocuk politikaları izlenmektediği ailenin bilgi verilmelidir. Ve bununla kalınmayı ayrıca klinik kanalıcı broşürler, fizik içeriği, anlatıcı broşürler verilmelidir. Burada çalardan biri de babalar. Babaların çok kısıtlı kalıyor. Çalıştıkları için yine anneler yeni doğan otellerinde kalabiliyor. Çocukların daha sık görüntüleniyorlar. Ancak babalar şu çalıştıkları için fazla görüntüleniyorlar. Onun için babalara da ayrıca özel bir zaman ayırmak gerekiyor. Bir son olarak şunu söylemek istiyorum. Anne merkez bakımında anne bakımın odak noktasıdır. Ailenin bebeğin sağlığının anneliği, ailenin sağlığının toplumun sağlığı, gelecek nesilleri etkilediği toplumun. Bu yüzyılda aslında teknik şeyler öncülüğü, küresel sağlığı güvence altına almak için gençlerin ve haklarına sağlık etkilediği. Ve ben tüm meslektaşlarımın gelecekte hemşireyi en yakın zamanda haklarına sahip duyulduğu, hemşireliğe yakın yapıldığı nice yıllar oldu, yıllar yaşansın istiyorum. Bunun için de tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Üniversitesi'nin
O yüzden aileler bu konudan da aile merkezi bakış edildi. Toplum bireyselliğinden farklı. Aile merkezi bir daha ileride toplum oluşturdu. Aile merkezi toplum bireyselliğinden farklı. Dedikleri mamayı anne toplum bireyselliğinden bekleyecek. Anne toplum
Neden çocuk hemşireliğinde kambara dahil kabul etmiyorum? Olmaz. Biz aile merkezi bakımı yaptığımız için hastanız yaptığında miktarında bir aile bakımı tedavi. Şimdiye kadar aile yetiştirdiğimiz kabul etmiyoruz. Çok da çocuk hemşireliğinde kabul etmiyoruz. Uygulamıyorum ve daha da bahsetmiyorum, kabul etmiyorum. Biz bunun akabinde bakım dediğimiz zaman daha derinlemesine hastalığı bahsedeceğiz. Artık aynı şeyleri görebiliriz ama biraz daha böyle ayrıntılı olacak. Biz bu acılarda bunu bir çalışmalar hem de teknoloji sağlık sistemi gelişmeler, hastalık değerlemeler birçok şey hakkında tabii ki korkarız. Ve dünyada da böyle aslında. Dünya paylarını istiyoruz. Ama bu arada çok anlamlı. Yani mesela örnek hasta sağlık ve olması da ömür boyunca ihtiyaç duyması şeklinde durumlar olduğu için. Dolayısıyla yeni doğan yoğun bakım derken kontrasyonu olan bir bakım durumunda. Yeni doğan bakımı yani birçok şey yapıyorsunuz ama o anda akut dönemeyelim. Gerçek görmüyor. Yine de çok kötü bir olay yaşadığı bağında ve çok kötü zaman çok iyi. Konumda süredeyim. Yani arkadaşım konu bir onu korktu dedi. Ya da sabaha kadar ama hayatta olarak kullandım. Anlayamadım olduğunu anlayamadım. Sanki gösterdiği kurslar, yani yaratan koşulları erken bile bulmuştuk. Tabii ki yok. Sen dediğin bakım olduğunu bilgiler bakım yetkilerden kaynaklanıyor ne yazık. Ama hiç yapmıyoruz. Yani bakımla olan bir şey bu. Yani bakımın getirdiği bir sonuç. Ve stres uyaranlar çok fazla. Daha yoğunluğun üzerinde. Beraber yapılmış bir sorumlu bir sorumluluğa neden oluyor stresler. Ve biraz daha anlayacağız ki stresler bakım işte bu olumsuz deneyimleri yaşıt konuk üzere kurgulanmış bakım modeli oluyor. Şimdi böyle gözlüğün kapasitelerine baktığımızda kısaltmanın yaşamı 22 haftasında dokunan sayı sayısıyla işte algılamaya başlıyorlar. Yine 3. haftada yine bilgi paylaşımı yüksek hareketleriyle ağır etkisi veriyorlar. Ve 26. haftada direksiyon ihtiyaç vermeye başlıyorlar. 32. haftada kalp kısmına kişilerle tepki veriyorlar. Ağrı bazen bir ağrı olması hayatı önemli bir şey. Ve sizin çabuktan dolayı sonucunda bebekleri tedavi ediyoruz. Yani akşamdan sabaha bebek çok iyilere ederken bebek çok sabah bebeğin et olduğunu çok da gördük arkadaşlar. Ama bunun için neden kaldığını bilmeyi çoğunlukla. Her zaman bebeğe evet, şu anda iyi. Ama biraz daha kalacağım. Şey olur. Bir tane olmakın tarzı bu. Sizi gerçekten çok değişken. Ve ödeyin bir anı bir anı kurmanız. Yani, orada. O yüzden yaptığınız işlerler, yaptıklarınız da çok önem arz ediyor. Sonra bir an önce şu anda koyarken yarım saat sonra ilk oluyor da ilk tarzı ilk oluyor da acaba nerede ne yaptık bir alet getirmek gerekiyor. Tabii bu şey değil. Yani, anlamında değil. İlişki olan bir şey değil. Yazılan sorunları farklı. Sonuçta bir sonuçlarda
Benim için bir kişilik kurucu olup kendisi öğrenmeye bağlı oluyor. Ve ilerleyen psikolojik kuruluşlardan dikkat bozuklukları, otizm arkadaşlar, sosyal etkiler kuruluşlarda değişiklikler, denklem kendini yitirmeme, bilim yaşamda ölçük olarak yaşamının sürdüğü gibi kuruluşları var. Bu yüzden de ilişkiler bakım önemli. İlişkiler bakımda yapacağımız şeyleri çok önemli. Nerede müdahale ediyoruz? Ve dört ilişkiler bizim hastası ve bu mağdur ilişki olduğu. Meditasyon hastası azaldık ilişkiler hastalar arasında daha fazla iktidatında olduğu. Yeni araştırmalarla kardiyolojik okulçu araştırmalarla anlayış yaptı. Benim de sunumlarım tabii ki araştırmalarla ama daha çok kuramsal yapıştıklar inşallah. Erken doğum etkisi ve yorum bakı bozukluğu faktörler. Var, %50'de işte 50 desibel, 50 desibel. Ama bir de 45 desibel, 45 desibel ile sınır koyuyor. Tabii ki kısal politikalar farklı gösterebilir. O yüzden bir tane de bir kişiden koşan olup desibel arasında ne alıyor bu çevresel programlar? Kronik akciğer olsunlar bağlı. Güvende hissediyor. O işte hani anlatılan bir hastalığı
eliyle dokunduğu ya da ayağıyla dokunduğu anlıkta onun güven aslında. Dolayısıyla biz çünkü daima bakım için bebeklerle erken doğuş bebekler için anne karnını takip etmemiz gerekiyor. Beysel kişisel bakım yeter ve yetkili kazanmak kazanma ve bebeğin güvenli bir çevre oluşturmak için yapılan değişik girişimleri uygulayan bir bakım modeli. Nerede başladı? Belki 10 kişi ve arkadaşıyla beraber bir bebek araştırmacı. 1994 senesinde 30. kısım vakasının altındaki bebekler yaptıkları çalışmada gelişimsel bakım uygulanan durumu mekanik reaksiyonunda kanlı söylenir mi? Oksijen desteğinin daha az olduğunu, daha erken oral beslenmeye geçtiklerini, intravesiküler hemoroji, nomotorak etkisi durumlar, dahi görme sıkılığının azaldığını, kilo atadığından iyileştiğini, bir gram gram kilodan bebekler çok değerli bir kilo almaları, daha kısa hastalığıyla sağlıkları, daha erken hastalığıyla sağlıkları, hastalığı maliyetlerinin azaldığını bulmuşlar. Orada başlıca bir ve bununla ilgili sistematik derleme, bütün meta-analiz geldi peşinden. Ve hastanede kalış süresiyle hastane maliyetlerini azalttığı, tam enteral beslemenin süresini kısalttığı, kilo almayı arttırdığı ve çocuk 12. aylarda kişisel puanlarının iyileştiği bebeklerin tespit edildi. Dolayısıyla bu bakım modeli iyi bir şekilde devam ediyor. Sistematik teoriyle aslında çimenliyor. Bebeklerle ilgili yapılan çalışmalarda bebeğin bireysel organizmasıyla ilişkini anlamak için bir teorinin gerekli olduğunu düşünüyorlar ve geliştiriyorlar. Yıllar içinde uzmanların fizyolojik bir davranışsal yanıtlarını belirlemeye, bütün yanıtları yorumlamaya çalışıyorlar. Biz tamamen de aslında hep beraber bu yorumlamalara katkı ediyoruz yaptığımız uzmanlar. Teorinin temelinde çevresel uyarılara karşı yıldağın kendi kendini tanımıyor. Yıldağın kendilerinden davranışla teşhis sistemde belirleniyor ve okunur sistem motor sistem, durum düzenleme sistemi, sistemi kendi kendine düzenleme sistemi hiyerarşik aslında. Mesela fizyolojik sistem olgunlaşmadan motor sistemi mantık olarak geçemiyor bebek. Ve motor sistem değişmedikçe durum düzenleme sistemi de devreye sokamıyor. Dolayısıyla bunlarda bir değişimde hiyerarşi var. Yeni doğan bebeklerde. Çocuklarda aslında. Teorinin temelinde çevresel uyarılara karşı yıldağın kendi kendini savunur dediğimizde bu 5-6 sistemde bir yandan çıktığında gördüğümüz savunur duyuyor. Şanslar yüksekte doğru. Tekrar yardımcımız fark edebiliyor diye. Buradaki sistemlere baktığımızda organizmanın çevreyle beraber bir gelişimsel dönemlerine göre kendini nasıl kontrol edildiğini, nasıl geçtiğini gösteren bir sinaptik teori sergisini görüyoruz. Motor sistemi üzerinde bazı aile hareketleri var. Seyirme, yüz buluşturma, uyutma, parmak hareketleri, yumruk yapma, postür, kas politikleri hareketleri var motor sistemde. Tabii yeni doğanlar yönetiyoruz. Öncelikli olarak zaten tepkilerdiği için. Ve bu daha enter tepkileri içeriyor. Neter meleklerde. Durum düzenleme sisteminde geçiş durumu, genel görünüm, politik yanıtlık durumu, ebeveynli yıkılından bir yaklaşık yaptığını gösteren bulgular var. Bebeği uyanıklık için hazır bulmuşluğu, alarm dikkat durumu, çevresindeki uyarıları verdiği için bebeğin etkileşmesi yer alıyor. Evet, kendi kendini düzenleme iyi bir mesafe aslında. Bebekler alt sistemler arasında dengeyi sağlıyor. Konfor durumunu sürdürmek için çaba gösteriyor. Mesela pozisyonu, konforu bozulduğunda ağlayarak tüp veriyor. Bebeğin kendi kendini sakinleştirmek davranışları, ağız manevraları gibi davranışları kendi kendimizin yardımcı olur. Bireysel değişimler karışıklığı olabilir. Sizin bireysel değişimler bakım diye bir araştırma baktığında bir çok modelle aslında hepsi değişimine işaret ediyor ve onun alt sistemleri yaşamışan bir şey çalışmaları modelleri. O yüzden kısaca geçmek istiyorum. Neyse aslında bireysel bakımın değerlendirme üzerine sorgulanmış bir bakım modeli 86 yılında. Yunan bu bakım modelinde değerlendiriliyor ve bebeğin bir
şeker kreşi kayıt ediliyor ve bir önceki bir sonraki arasında kuraklarla bir kişilik değerlendirmiş oluyor gelişimi. Aslında şu anda tedarikli bitkiler tedarikli uzmanlık alanlar bunlar ilgili. Ve birkaç ölçek kullanıyorlar. Değil en çok kullanılan ölçeklerden birisi. Tedarikleri ilk defa aslında bitkiler denen bir değerlendirme. Tebeğe dönüşümlü olarak tekerleştirilmiş. Aile merkezinde köyde etkili bir bakım vermek ve bakım merkezinde eğitim ve danışmanlık sağlamak ilk kez amacı. Ama mektebin şöyle bir şey var, teklifleri var. Her toplumdan, her sınıfta, her yıldan yollatım içerisinde aynı dağılık, aynı şeyleri değerlendiremiyorsunuz ve aynı bireyselleşme kişisel bakım uygulamalarını yapabiliyorsunuz. O yüzden mektepte değerlendirmenin sınırı yok ya da kişinin sınırı yok diyebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz, daha çalışma süreçlerinde yani çok mektepler yok diyebiliriz. Metal ve diğer sistem alanında anlaşılması anlamak muhtemel olarak değiştirilmiş olan sistematik bir davranışta gözlem metodolojisi ve mikrop gözlemi ve riskli bir değerlendirme alıcı olan metal üretimin davranışlarının değerlendirme sisteminden oluşuyor. Bakım değerlendiriliyor, bakım planlanıyor ve iki aşamada oluşuyor. Ve bu modelde bakım gözlemleriyle sistematik gözlemleri ve değerlendirmelerin sonuçları bebeğin şu an hedeflerinin tahmin edilmesine temel teşkilatıyor. Mesela metal bebekler, yıldan yılmakın içinden kapatıldıktan sonra belli aralıklarla ilgili değişiklikler değerlendirmelerini yapıyor. Bu da işte aslında sistemin devamı gibi. Bir de gelişimsel bakım evreni modeli var. Aslında yine gelişimsel bakım. Ama burada araştırma tersi yapmışlar. Burada bir arayüz belirlemişler. Şöyle geldiğimizde. Ortak bakım alanı var. Burada çalışanlar var, aile var, aileler var, dolayısıyla bireyselleşmiş kişisel bakımın genelinin içerisinde yoğunlaştıkları bir alan var. Böyle de ortak bakım müziği deniyor. Evet, ne var ortak bakım müziğinde? Fizyolojik sistemler, düzenleyici sistemler, bakım yöneticiler, çevre, aile yaşamının olarak etkileşimleri üzerinden bakım var, uygulanıyor. Dikkatimizi çekmiştir. Ailemiz var. Anlatıyoruz. Diyor, süreçler. Her bir bakım bilgisinin ilk kurumlandığı ve bilgisinin ilişkisi olduğu model etkin ve güvenli ilişkisel bakım uygulaması noktasında gelişimde pratikleri yaklaşık sağlıyor. Evet. Şimdi Yunan ilişkisel bakım temel bileşenleri modeli var. Bu da yine aynı mentaliteyle hazırlanmış. Burada uykunun korunması ve ağrınızın azaltılması, günlük yaşam aktiviteleri, aile merkezli bakım yine ve ilişkilerde. Bireyselleşmiş kişisel bakım dediğimiz ilk aklımızdaki geçe aile ve çevre aslında daha sonraki uygulamalarda konuklarına gelmiyoruz. Evet, demek aile içindeki hastane ilişkilerinde etkili olan kişinin ilişkileri tek ölçümler sağlıyor. Bakın tabii bakım vericisi, bakım seviyine ve bakım deneyimine odaklanıyor. Aslında neyse değişiklikler bakımda sınırına baktığımız zaman her bir deneyimimiz için bir sonraki problemin çözümünde aslında bir veri sağlıyor. Çünkü halen biraz önce söylediğim gibi her bir deneyimimizin yaşam deneyimde çok farklı. Çünkü bebek bireysel, aile bebek yine bireysel. Dolayısıyla farklı deneyimlerde. Yeni doğan bir deneyimsiz kişisel bakım modeli aslında bazı kandır bakım üzerine odaklanmıştır model. Ama merkezinde yine iyi çevre var. İyi çevreden kastımız aslında anne babanın göğsü oluyor. Evet, aile işbirliği, pozisyon bakımı, beslenmenin iyileştirilmesi, güvenli uyku yine ve ağırlığı yine belirtisi konulması burada yeni doğan kişisel bakım modelinin temelini oluşturuyor. Evet. Yani nörotik stratejiler dediğimiz aslında beyin gelişiminin desteklenmesi, nöronal bilgi ölümünü azaltma, işlevselliği çiftler geliştirme, iyileşmesini sağlama, nöronal hasarlardan sonra beyni koruma ve bekçi. Yani bu bakım modelinde odaklandığı nokta burası. Evet, aile merkezi nörotik stratejiler
bakım, tüm ailenin bir bakım ve ilişkisine katılmasını sağlayan sakinleşik bir yaklaşım sunarken aynı zamanda sürekli ağrı verildiğini iyileştirmek ortam. Yani aslında biz ağrı testlerde de kanlı bakım kullanıyoruz. Yeşiller olarak da kanlı bakımını yeşil yeşil olarak kullanıyoruz. İşte 1912-1909'a başladık herhalde. Benim amcamın kızı vardı, annesi yazlık çalışmışlardı ve o yazlığı hiç yıkanamadı. Oradan yola çıktı, anne hukuku çalışabildi diye. Evet, o bayağı bir ses getirdi, anne hukuku çalışmanın bir yıl yoluna koyduğunda. Bir de pozisyon çalıştı, pozisyon materyalleri. Bir de kontrol bölümümüz vardı. Anne hukuku olan dedikler, kardeşler erken kabul oldular. Pozisyon materyalleri kandası dedikler, bir erken kabulcu oldular. Yanlış hatırladım. Kontrol grubu da anne kokuları takıntısı bir var. Ve yine daha da bir dakikalık bir önemi var. Yok, üstün çok önemli diye konuştu. O yüzden kan grubu bakımını her zaman destekliyorum. Zaten yıl ayrımı bakım için artık çok bir şey oldu. Ama önceden infeksiyon korkusuyla yapılmadı. Şimdi nerede var mı bilmiyorum. Enfeksiyon kontrolünü sağlamak için görüyoruz. Ama bebek hafif bakımı vermek diğer görevimiz. O yüzden yine bir nötrleştirmesine fırsat vermememiz gerekiyor. Evet, kanlı bakımın aslında atlık bakımda sonra da kanlı gerek uygulaması temel uygulamalarda kanlısında Ayşet hocamız daha çok bahsetti. O yüzden hepimiz biliyoruz aslında. İşte günde kaç kez uygulayacak ve kaç dakika bebek annesinin önünde kalacak. Bunların şey var. Ama artık sadece anne uygulanmıyor. Babanın o sürekli oluyor bebek. Evet. Orada o bunlar engel değil. Önemli olan dokunması. Evet, modelin en altı şunlar ise bir optimal bir tane oluşturma gerekiyor. Yine daha sonra kişisel bakım modeli yalnız bir kontrol edeyim. Hepsini kapsıyor. Evet. Bireysel işleyişler bakımı nasıl kurulacak? Önce bakımın planlanması gerekiyor değerlendirmeden sonra. Beslenmenin kanalına bakım emeklilerin öncesinde ve sonrasında ilk kere bebek fizyolojik davranışsal ve fiziksel özelliklerinden tekrarda yapılanmak için gözlemleniyor ve değerlendiriliyor. Bu gözlemler bebeğin stres belirtilerine ve bu stresle baş edilmek için yakınlaşma ve yaşatma davranışı olarak ortaya koyduğun kendi kendini düzenleme çabalarına odaklanıyor. Evet, hedefimiz ne orada? Fizyolojik dengeyi çözülmesi, enerjinin korunması, uyaranların azaltılması, kendi kendine sakinleşmesi kolaylaştırılır. Hepsine baktığınızda aslında bebek enerjisinin düğme geçmeye, harcamaya yönelmesini görüyoruz. Ve ekstra problemleri aslında engelleme yönelik çalışıyoruz. Bakın bebeği var olan değişiklikler bir şeyle dayandırılıyor ve çevresel değişiklikler, bireysel bakım ilkeleri ve aile gelişimleri göz önüne alınarak planlanıyor. Bebek olgunlaştıkça bakım planları ve uyum şekilde değerliyor. Bir önceki bakımın bilekleri ya bir sonraki bakım bilekleri aynı olmuyor. Çevresel düzenleme ışık ve sesle başlamak istiyorum. Ünitelerde gürültü çok önemli bir soru. Amerikan Fizyatri Akademisi tabii kurum politikaları da olabilir. Çünkü işçileri ayarlamak çok güzel olabilir. Bina yapısıyla ilgili olarak ya da işçi olan ünitelerde. Ama sınırımız 45 litre olacak ve her yıl daha önce bakım ünitesi işçiler canlısı daha olmak zorunda. Özellikle alarm sesleri işte o şiddet daha zararlı. Anne sesine ve kumandığı diye daha yakınlar bebekler. Evet biz anne sesiyle de bir çalışma yaptık. Beyaz gürültüyle de yaptık. Amniyotik faaliyet ya da bir çalışma yaptık. Çünkü bunların hepsi bebek için bireysel şeyler. Yani kendi amniyotik mali kokusu ve kendi annesinin sesi, kendi işte ne bileyim babası sesi, babalar da sesi. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı oldu. Ve büyük bir proje planlayıp hangi bir konumun yedi ay yolda çalışma yapmaya çalışmıştık. Projemiz ama arkadaşlarımız böyle çalıştı. Ama kanlı bakımı ve anne kokusu takıntısı. Ve anne kokusu da çalışan arkadaşlarımız var.
Ne yaparsanız yapın, anneye babaya bağlantı olan, aileye bağlantı olan her şeyde de bireyselleştirilmiştir. Bakın, kadar etki olur. Evet, ışıkta ayarlanmasında. Evet, işte uyanlar aşırı kısıtlanmasında şunu yapabiliriz, eğer hani ayarlamıyorsak. Şunu haline getirmiş battaniye başlayabiliriz. Yatak ve oda çevresini kuşlar azaltabiliriz. Kısıtlanmayız. Kalmayız. Mesela bir kemik yok açıyor. Göz üzerine vurmalar, mesela bir tatlı çevresi, tatlı diye vurdunuz mesela. Bunlar bayağı yetiştirilmiş bir şey olmuştan şeyler. Şey yapıyorlar. Az daha sürdürü dökebilir. Kokul kokul yapıyor yani. Yani sürekli böyle az az yaparak yani o sesi azaltabiliriz. Ayağın bir kokuları çok gözleyebiliriz. Yatak yanlarında işaretler koyabiliriz. Ayağınları zaten çok yanıtlamak olabilir. Ama bizim ülkemizde belki de yeni doğanın çok iyi bir yaşam çeşitli olabilir. Evet, etkileri de yanlara yazdık. Dediğimiz tepkiler. Yani uyku içerisinde artma olması, tam basit tabir olması, deri kalp bulgularının, aktif kalbin çok kısa azalma olması, deri kalp arka yapmalı pozisyonda azalma olması, yani bebeğimizin doğal dolaşımda kısa bir şekilde bakım almak anlamında. Evet, Amerikan Psikiyatri Analisi'ne göre demiştim 45 dispersiyonları bu diye. Normal sis konumu gibi çok fazla. Normal sis konuşan bir evlat dispersiyonu. Alarm ve telefonlar 45 litre arasında gürültü oluşturuyor. Mesajı açtığı işlemler göster. Kürüz kapağını açtığı işlemler. Yani 9-11 saatte. Kapatma kürüz kapağını 110-16 litre arasında kürüz kapağını açtıyoruz değil mi? Yani o eski kürüzlerdeydi. Şimdi onlar yok. Gönül kürüzlerine bayılıyor o zaman. Ve 96 litre arasında. Akneli uyarı için kürüzde bulmalı. Bakın yetiştirmiştim ama gözlük için ışıkta da aynı şeyi yapacağız. Normal süreçte 60 watt olacak. Ama işlem yaparken yani noktasında 70 watt azaltacak. Biraz daha kullanacağım. Yeterince kalın bir örgüle fazla kullanılıyor ve çok da zaten kullanılıyor. Baş ucundaki ışık kaynağını azaltabiliriz. Evet, yine benzer etkilerini görüyoruz. Evet, bizim üniversite hastanesi çok kullanıyor. Da bilmiyorum, üniversite hastanesi yok ama bu hastanede neler var, onu bilmiyorum. Okulcuları hiç fark etmiyor. Lütfen farkın uyguna gidip, arkadaşım bakımlıydı. Benim zamanımda hiç arkadaşlar böyle manken gibi derlerdi ve güzel kokarlardı. Ama maalesef insan yok bakım içinde. Bu çocuklar her şeyi açıklar. Daha ünlü sistemleri gelişmedi. Birçok şeyi alerji tepki verebilirler. Mesela şunu gördüm son bir çalışmada. Daha çalışan var mı bilmiyorum. Bir zaman bakın bir panik yapıp çalışıyorlar. Güzel bir kokla ama bir için bilmiyorum güzel mi? Aslında bunu da bir görebilirim sabahtan beri. Ama bir zaman bir şeyler bilmiyorum. Yani çok farklı. Dolayısıyla hani mümkünlerde beraber çok olarak düşünüyorum. Aslında bu şekilde tercihleri de yapmak da doğru olur. Yine aynı şekilde böyle oldu. Bu konuda da bir yapılıyor. Ve yeni doğanın bakım ekibi çok güzel ayarlıyorlar. Terke vardı. Duvara atmıştık bunu. Buna bakarak ayarlıyoruz. Evet, ayrıca biraz önce bahsettik yani hocam. En temel konu. Bebekleri daha doğmadan arkadaşlar doğum doğacak ve bekleyen problemler hakkında mutlaka bir görelim. Aile tutmam. O yüzden gebelik insanları çok önemli. Mesela şeydir. Ebeveynlikler arkadaşlar bir var psikoloji. Ebeveynlik biri de evlenmeye karar verdiğinizde başlar. Çünkü sizin ikinizin
karakteri o bebeğin gelişim bebeğinden. Ama yeri daha gelişimliği nerede başlar dediğimizde ya da doğum gelişimliği nerede başlar, ebelik nerede başlar dediğimizde bence evet çok çok önce başlar. Yine orada başlar. Biz kişi evlenmeye karar verdiğinde başlar. Bence evlenmediğinde gelişimliği noktasında. Ve aile benim çalıştığım zamanlarda o ki doktor mu, hemşire mi, hangi doktor bile bilmeyen anneler duyuyordu. Yani kitap arkasından çıkmış anneler duyuyordu. Ve ben bir anne karşılaştırdım. Aslında kutlu kadını bilmek lazım. O annesi sanki farklı bir problem var. Ama yine de kitap olarak anne bebeğine annelik yapım yapması ortamlarda bir anne. O yüzden bir daha yoğun bakım ünitesinin anneyi babayı tanıması, onları tanıması ve birlikte hareket etmeleri çok önemli arz ediyor. Ve yurt dışında yıllardır bir terapistleri var bununla ilgili. Hemşirelerden ya da psikologlardan kullanmışlar. Evet. Annenin bebeğin sonrası bakımı, bebeğin sağlık kapısı açıklık detaylı bir alınması, bebeğin için kararları aktif katılımları, bebeğin hayatında aile kalıcı öğretelim. Yani çok büyük okulda bir kendin yapmıyorsun gibi hiç insani olmayan tepkiler, çok geleneksel yaklaşımlar halen olduğunu görüyoruz. Ve gördüğümde çok ayıplıyor. Yani biz görevimizi yapacağız. Çok şıkta ailesi gerektiriyorsa onu yapacağız. O yüzden yargılayıcı olmaktan her ünitede, her ünitede uzak duralım. Ailenin duygu ve düşünceleri ifade etmelerini sağlayalım. Bebek fiziksel olarak iyileştikçe ailemiz olacak. Ailemiz toparlanır. Ailemiz bir olacak. Pozisyon vermek aslında aktif yeni doğan bir kısmında pozisyon kullandığını biliyoruz. Sağlık kişisel bebekçi, postürüs pozisyon baskın. Kendi çocuk arkaya doğru arkadaşlar. Bütün postür eskiden uykuyla motor olarak belirtiliyordu ama daha sonra aynı nedeniyle tartışıldı çok kere. Dijital aparatlar kullanıyoruz. Biz çalışmasında bu aparatları kuvvetli olan şekilleri kullanmıştık. Anne karnısının ama anne karnındaki o pozisyon pozisyonunu bebeğe süreç içerisinde sağlamak. Eksilasyon engellemek, mekanik desteklemek, ciddi tepilenmesini önlemek. Pozisyon aspektörü engelleniyor böyle. Pozisyon aspektörü bacağımın bir tarafa konu bu tarafa gitmiş. Çocuk çok güvensiz hissediyor kendini. Derde toplu olamadığı için. Anne kendisi ortamdan bağımsız hissediyor ve güvenli hissediyor. Çocuğun bir kişilik temeller açısından da önemli. Aynı zamanda enerjisini boşa harcıyor. Bir daha dediğimizde sabahtan beri aynı şekilde tutuyoruz ama enerji çok önemli. Enerjisini düzenlemesi orada ve benim düzenlemesi daha kolay geçiyor. Pozisyonların hepsinde. Boyun hafif direksiyonda olacak. Omuzlar dik. Servis belirli. Servis yakın olacak. Ortakta olur. Yani şu anda yapamıyorum ama ayakkabına da böyle peki ortakta. Zaten orada var. Evet görmüyorsa. Evet bir pozisyon. Belirlerde tercih eden pozisyon. Ve bu riskli yapıları daha az. Koroka abdominal sektör pozisyon daha iyi. Göğüs kapital diye. Göğüs duvarı statüsü artıyor. Diyafram hareketi artıyor. Ve sonuç olarak solunum için bir avantaj sağlıyor aslında. Mekanik olarak avantaj sağlıyor. Nefes almak daha kolay. Taktik yanakta verilmiş solunum sayısı azalıyor. Kanser ve aklın istansı azalıyor. Artış oksijen tasarım sayısına oksijen ihtiyacı azalıyor. Kalp atımları daha güzel hale geliyor. Özellikle baş 15 derece yukarıda tutulduğunda hipoksik ataklar azalıyor. Terapörü dönüş artıyor ve infrakreken basınç azalıyor. Burada uygulamada diğer bir şekilde takip ürkütmesi yok. Ağlayarak geçen zaman azalıyor. Aktif ürkütümü azaltıyor ve aktif ürkütüde geçen kaynaklarının ürkütmesini sağlıyor. 60 saniyeden uzun süre kendileri her şey azalmış oluyor. Bebek yani sakin, çok güzel duyuyor. Uyandığında da çok güzel uyuyor. Geçebiliyor. Evet, yürüyüş pozisyon, kültürel motor aktif
kişi adına bağlı postür daha uzun süre korunuyor burada. Böylece daha az postür değişiyor. Baş postürü Türk yapabilirsiniz daha iyi olduğu bildirmiş. Evet, ben bunu İlgani Kişi'nin katında çok gördüm. Ya da bu başlığı daha erken dönemde tutuyoruz demekler. Böyle zaman gelmek için. Çok post, afiyet bekliyor pozisyonunda konuşmanın iyi duruma geliyor demek. Ve burada ben seninle şey yapmış, animasyon yapmış. Eğne ağzının ikisini sağlıyor. Kurbağa yaşı postür daha fazla. İçeride ışık tutmasını havalandırma çiftliği yetiştiriyor. Renk yüzü 30 derece yukarı tutarak 3 pozisyonu hastane ekip en iyi pozisyon olarak bir tane küçük kitabı burada değerlendiriyor. Peki evde olacak. Evet. Dezavantajları var. Asimetrik kafa şiklini özellikle başarılı defektantatör ve ilk tedavisi yapabildiğine kullananlarda büyük postür cihazları ve bir karbonhidratı artıyor. Bu nedenle hasta yeni daim çıkarken büyük postür ve cihazları kesinlikle önerilmiyor. Şu anda ne yapıyor? Aynı şekilde devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi zaten bir hafta olma belli olmaz bazı yerlerde sistemelerde bir ihtiyaç etmiş aslında başka bir postür uygulaması için. Eleştirilen yan beyazlık pozisyonda önemli. Yan pozisyonda vücut pozisyonda iyi rahatlanmıştır. Eksilteler orta hafta tutabiliyor burada. Mekanik dentasyonda olan hasta için pozisyon, direksiyon el altı da sağlamış oluyor. Yani yan pozisyonda bir pozisyon olmuyor. Özellikle sonuçta azalmış zayıf bebeklerde ağırlığı kavramlar düzeyinde diğer postürlere göre daha değişir. Yan yatarken kafada kaybetmemede postür sadece kodiyatif olarak değiştirilmeli. Yan olarak değiştirilmeli. Yine aynı anda konuştuklarından o postür bebeklerdeki olay statüne bağlı olmaların, renkli olmaların nedeni karşılaştığımız sonuçlar. Oyun pozisyonu çok dikkat edilmeli. 15-30 derece hava akıllı ters tutuyor. 45 derece pozisyonu çiftçi hava yolu pozisyonu yol açarak kumular mekaniği istiyor. 45 derece pozisyonu da bazı deliklerde hava akımında problemler yol açıyor. Nasıl olur inşallah? Enfes deliklerde baktığımız zaman artı 15 derece yani 15 derece azaltabilir artı. Demek ve alındığı zaman 45 derecenin az olması üzere nasıl tutulmasını değiştirmek için daha fazla önemli. Evet, bu pozisyon bir yandan geniş bir pozisyon. Tercih edilmiyor. Hayat pozisyonu engelliyor. Hem de bir kapasitesi oluşturuyor. En iyi olmayan bir yerde ağzı kısada düşmeyi azaltıyor. Bu da hayal kalır. Aslında bir yandan olan bir tercih. Öncelikle hayatta kalmıştı. Özellikle metalik lensatörde olan bir yerde ekranlar postürü artırıyor ve postürel de konukları yol açıyor. Uyanmayı ilgilenmeleri ve ilgilenmeleri hareketleri artırıyor. Uyku dönemini azaltıyor. Evet. Sırtlık pozisyonda bebeğin stabilizasyon safhasında gelişimler bir ödül pozisyon tabii ki. Sırtlık pozisyonda bebeğin beynine konu ya da bir hareketi kutsal kolay bir pozisyon. Bebeğin herhangi bir Bunların
bazen kötü yapıyoruz. Şeyler yapıyorlar. Kendi bakımı
Ayşegül Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba Suat Bey. Sesim geliyor mu Suat Bey? Geliyor hocam. Aylacığım teşekkür ederim. Rica ederim. Görüntüm biraz karanlık ama ay, ne yapabiliriz? Hocam merhabalar, toparlanmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Biz hazırız, bekliyoruz. Sorun değil. Ekipteki hocalarım merhabalar. Ayşegül Hanım merhabalar. Nasılsınız? Biz kendi kendimize konuşalım burada. Merhaba. İnşallah onlar bizi salona sesimiz gitmiyordur diye tahmin ediyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Gidiyor da olabilir sesiniz, bilmiyorum ama. Olsun. Nasıl gidiyor? Antalya sıcaktır diye. Çok sıcak, çok sıcak. Klimayı açtım. 18 derecede şu an klima. Ciddi misiniz? Benim halimi görüyor musunuz? Evet, gerçekten görüyorum. Bizim burası maalesef hala tam ısınamadı, hava kapalı falan böyle. O yüzden bu halde bilmiyorum. Evet, evet. Bu da çok tatlı bir karşılaşma oldu Bingöl'de. Evet, Gök Anadolu Projesi kapsamında hemşirelik bölümü olarak biz kardeş üniversite değil, ne diyeceğimi bilemedim. Aa, süper. O proje kapsamında Bingöl'le beraber çalışıyorduk. Aa, çok güzel. Hala devam ediyor ortaklık. İşbirliği daha doğrusu, ortaklık dediğim işbirliği. O da geçen yıl Suat henüz doktorayı bitirmemişti. Evet. Dersleri biz buradan uzaktan verdik. Artık bu yıl Suat artık doktorayı bitirip unvanını alınca tamamen iş ona kaldı. Harika. Bunu bilmiyordum. Söylendiğini bilmiyorum. Zaten ses çok gelmedi. Size de benim çok gelmemiştir. Evet, yok. Dinlemekte çok zorlanılıyor. Çok güzel konular, başlıklar var. Ama hani hibrit sistemde birazcık sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Evet, evet. Oradaki konuşan arkadaşları duymakta biraz zorlanıyoruz. Arada böyle sorunlar yaşanıyor. Ama Zoom'da sorun yok. Evet, Zoom çok güzel, tertemiz. Evet. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Harran Üniversitesi ile kardeş üniversiteyiz. Geçen ay kardeş olduk biz de. Evet, bizde böyle etkinlikler var. Evet, o işte YÖK'ün Anadolu Projesi kapsamında öyle bir anda biz bir ortaklık ya da işbirliği yapmak durumunda kaldık. Çok güzel. Geçen yıl. Hala devam ediyor. Yani bazı seçmeli derslerde uzaktan eğitimde. Çok iyi. Hala o işbirliği devam ediyor. Ama pediatri bazında Suat artık pediatri hemşireliğinin unvanını alınca. Evet. Evet, yani bize çok iş kalmadı. Evet, evet. Bakalım hayırlısı. Yani çok güzel bir iş yapmış gerçekten. Suat'ı da ben bu sempozyum vesilesiyle tanımış oldum. Daha önce tanımıyordum. Aynen. Aferin ona. Çok güzel bir iş başarmış. Suat'la benim tanışıklığım bayağı eski. Çünkü onun master sınavında da jüriydim ben. Malatya'da yapmıştı. O zaman. Suat, biz muhabbete devam ediyoruz. Başlıyoruz herhalde. Başlıyoruz. Evet. Ben kapatıyorum o zaman. Tamam. Hocam kolay gelsin. Tamam. Çok keyifle dinleyeceğinize eminim ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, herkese merhabalar. Bir dakika. Ben de devam ediyorum.
akşam konuşabilirsiniz. Herkese merhabalar. Antalya'dan Bingöl'e sevgiler, selamlar. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu sempozyumu gerçekleştiren Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'ne nazik davetleri için, aynı şekilde işbirliği içerisinde olan tüm üniversite yetkililerine, düzenleme kuruluna başta Suat Bey olmak üzere bizi sizlerle buluşturduğu için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında Fatma Hocam o kadar çok geniş bahsetti ki bana bir şey kalmadı gibi, biraz benim işimi kolaylaştırdı. Benim konum gelişimsel bakımdaki kanıt temelli uygulamalardı. Ve sağ olsun kendisi bütün kanıt temelli uygulamalardan bahsetti. Ben hızlıca hemen konuma girmek istiyorum. Sürem de 20 dakika olduğu için aşmak istemiyorum süremi. Evet, hemen bakalım. Ekran geldi mi? El işareti yaparsanız anlayabilirim. Tamam, süper. Evet, slaytlarımız da ilerlerse. Şu anda ilerlemiyor. Evet. Evet, Yeni Doğan Sağlık'ın son gelişmeler kısaca bir slaytta bahsedeceğim. Gelişimsel bakım nedir? Bu da çok kısa. Ve kanıt temelli gelişimsel bakım uygulamaları nelerdir? Gelişimsel bakımın avantajları nelerdir? Ve hemşirelik yaklaşımın önemi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Aslında tüm gün boyunca dinlediniz. Umarım dinlemekten sıkılmamışsınızdır. Biraz daha örneklerle anlatmaya çalışacağım farklı olması için. Çünkü temel bilgiler aynı. Evet, Fatma Hocam da söyledi. Gerçekten 24 haftalık, 25-26 haftalık artık yeni doğanlar ağır prematürler yaşatılabilir durumda. Yani mortalite oranları oldukça düştü. Ancak dünyada prematüre doğum oranları da arttı. Dünyada yaklaşık Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine göre 15 milyon preterm doğum meydana gelmekte tüm dünyada her yıl yaklaşık. Ve ülkemizdeki doğan düşük doğum tartılı bebek sayısı %12'di. Şimdi 15 milyon preterm doğum meydana geliyor, mortalite oranları düşüyor, çok güzel. Peki morbid oranları ne durumda? Acaba bu bebekler tamamen hani 24-26-28 haftalık bir bebek, evet yaşatabiliyoruz, çok güzel. Tamamen sağlıklı bir şekilde mi hayatlarını idame ettiriyorlar bundan sonraki yaşamlarını, süreçlerinde? Maalesef öyle olmuyor. Bu kadar mortalite oranlarının azalmasıyla birlikte morbid oranları, özellikle bazı sekeller ciddi hem bebeğin hayatını hem ilerideki yaşamını hem de ailenin hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyen serebral palsi, eminim duymuşsunuzdur. Ve uzun süreli bazı nörogelişimsel sorunlar, öğrenme ve davranış güçlükleri artıyor. Yani evet biz bu bebekleri yaşatıyoruz fakat ciddi bazı sekellerle yaşatıyoruz. Bu da tabii ki insanın, bireyin yaşam kalitesini, ailenin yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir şey. Evet, yaşatmamız çok güzel ama bizim amacımız bu bebekleri gelecekte sağlıklı bireyler olmasını sağlamak. Ve yeni doğan hemşiresi olarak bize de düşen roller var. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu hani sorunlar neden ortaya çıkıyor? Bir kere bebek 38-40 hafta ortalama intrauterin hayatta term bir bebek miadında diyebilmek için 38-40 hafta anne karnında olması gereken bir süreç. Ama erken doğduğu zaman işte 26-28-30 hafta her neyse yeni doğan yoğun bakım ünitesine bir takım sağlık problemlerinin tedavisi için alınmak zorunda kalıyor. Ve bakın bu kadar güvenli bir ortamdayken bu bebeğin bedenleri çok huzurlu olduğunu bize ifade ediyor. Burada sizler uzakta olduğunuz için belki çok göremiyorsunuz ama bu bebek mesela ağlayan ve streste olan, huzursuz olduğunu ifade eden bir bebek. Yani inanılmaz salonda öğrenci arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine hiç girmemiş olan arkadaşlarımız olabilir. Bu resim bile o kadar sevimsiz ki, değil mi? Çok fazla tıbbi alet var, işte ses çıkaran, alarm çıkaran objeler var. Bunlar bebeği gerçekten ses, ışık, gürültü, invazif yapılan birçok işlem var yeni doğan yoğun bakım ünitesinde. Bunlar bebeği strese sokan. Ve bebeğin nöronlarını, nöron gelişimini, nöroplastiği olumsuz etkileyen faktörler. Ancak tabii ki biz prematür bebekleri yaşatıyoruz ve morbid oranlarını da azaltmak istiyoruz yeni doğan hemşireleri olarak ya da yeni doğan da çalışan sağlık profesyonelleri olarak.
bunun için bize bir takım önemli görevler düşüyor. Yani bunlar kaçınılmaz son değil, onu demek istiyorum. Yani bir bebekte bu cerebral palsy gibi bir takım nörolojik sorunların görülmesi kaçınılmaz son değil bazı bebekler için söylüyorum bunu tabii ki. Özellikle bakımla ilişkili olanlar için. Ve bakımla ilişkili olanlar, biz gelişimsel bakımla minimum düzeyde bu komplikasyonları, bu morbid oranlarını azaltabiliriz. Bunun için de evet Fatma Hocam söyledi, yeni doğan bireyselleşmiş gelişimsel bakım programı ALS tarafından 1986 yılında geliştirilmiş. Aslında kendisi bir psikiyatr ama özellikle yeni doğanların, bebeklerin davranışları üzerine çalışmalar yapmış ve bu gelişimsel bakım modelinde kendisi geliştirmiş. Baktığımız zaman gelişimsel bakımla ilgili TRT 2009 yılından itibaren duyulmaya başlanmış daha çok ve en çok da yapılan çalışmalar, özellikle deneysel çalışmalar bu alanda 2004 yılı itibariyle başlamış ve son 5 yılda hemşirelik alanında gelişimsel destekleyici bakım konusunda geçmişe göre daha fazla çalışma yayınlanmış ve gelişimsel destekle ilgili çalışmalar kademeli olarak çeşitli ülkelere yayılmış. Bu güzel bir şey. Yani gerçekten her yıl her yıl bu konunun önemsendiğini, önemli olduğunu yeni doğan sağlığı açısından her ülkenin artık bunu kabul ettiğini gösteren önemli bir durum. Gelişimsel bakım nedir? Fatma Hocam söyledi. Aslında bir bakım, bir bebek bakım felsefesi ve bebeğin beyin gelişimine uygun olmayan uyaranlardan korumayı amaçlıyor. Ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde de o kadar çok uygun olmayan çevresel stresörler var ki bizim amacımız oradaki hemşire, çalışan hemşire, hekim olarak oradaki bir temizlik personeli de olabiliriz. Buradaki minimum çevresel stresörleri minimum düzeye indirgemek, erken dönemde anne-bebek ilişkisini, anne-baba-bebek ilişkisini başlatmak, bebeğin nörodönemsel olgunlaşması ve organizasyonun desteklemeyi içeren kapsamlı bir program. Aslında gelişimsel bakım ya da yeni doğan yoğun bakım hemşiresiysem ben şu an klinikte çalışan, ipucu çok basit. Yani ne yapmam gerekiyor, nelere dikkat etmem gerekiyor yeni doğan bir bebeğe bakım verirken, intrauterin hayattaki pozisyonu, intrauterin hayattaki sesi, ışığı, kokuyu, gürültüyü sağlayabilirsem tabii ki mümkün olduğunca, ben bu bebek için çok olumlu bir ortam, özellikle beyin gelişimi için, nöron gelişimi için çok olumlu bir ortam yaratmış olurum diyebilirim. Bu gelişimsel bakımın temel bileşenleri de söylendi. İyileştirici çevre, uykunun korunması, günlük yaşamda gelişim destekleyici aktivitelerin sağlanması, aile merkezli bakım, ağrı ve stresin değerlendirilmesi ve yönetimi. Özellikle fiziksel çevrenin düzenlenmesi, pozisyon verme, sarmalama, bunların hepsi anlatıldı. Toplu bakım verme, besleme amaçlı olmayan emmenin gelişmesi, kanguru bakımı. Artık kanguru bakımı herhalde hafızalarınıza iyi yerleşmiştir diye düşünüyorum. Aile ilişkilerinin sağlanması ve bakımın sürekliliğinin sağlanması. Baktığımız zaman fiziksel çevrenin düzenlenmesi, iyileştirici çevrenin oluşturulması olarak geçiyor bu. Bebeklerde ilk gelişen duyu dokunma duyusu ve bebeğe dokunurken nazik olmalı. Uzaktan bağlantıda çok sık problem yaşadık. Sesleri çok net alamadık ama sabahtan beri mümkün olduğunca aktif bir şekilde izlemeye, dinlemeye çalıştım. Yeni doğan uzman hekimi Celal Bey de çok güzel söyledi. Yeni doğana nazik dokunmak, mümkün olduğunca az dokunmak ve temiz ellerle dokunmak çok önemli. Gereksiz dokunmalardan kaçınmak ya da ellerin buz gibiyken dokunup onu strese sokmak. Bunlar hepsi bebeği strese sokan ve bebeğin beyin gelişimini, bu nöroplastisiteyi olumsuz etkileyen faktörler. Ve ben bunları bir yeni doğan hemşiresi olarak önleyebilir miyim? Evet, önleyebilirim. Işık, uterus içindeki ışıktan korunan bebek doğduğunda yoğun bir ışığa maruz kalıyor. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde. Ve bu ışık bebeği inanılmaz strese sokan ve bebeğin büyüme gelişmesini olumsuz etkileyen bir çevresel faktör. Ve ben yeni doğan hemşiresi olarak bu ışığı ayarlayabilir miyim? Evet, ayarlayabilirim. Bu kanıtlardan bahsedeceğim. Ses çok önemli. Çünkü yeni doğanların en iyi gelişen duyularından bir tanesi ses. Özellikle gebelikte intrauterin hayatta 27. haftadan itibaren anormal sesleri ayırt etmeye başlıyorlar ve anormal seslere karşı stresör şeklinde cevap vermeye başlıyorlar. Anne kalp sesi onlar için çok dinlendirici. Ama bunun dışında yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışan bir hemşire ya da oradaki herhangi bir ekip üyesi, temizlik personeli de olabilir dediğim gibi,
Cep telefonu seslerimiz örneğin titreşimde ya da tamamen sessizde olmalı. Yüksek sesle çalan bir cep telefonu sesi bebeği strese sokan bir faktördür. Giydiğimiz ayakkabıya kadar, eskiden 22 yıllık ben hemşireyim. 22 yıl önce işte çok böyle ses çıkartan sabot tarzında ayakkabılarımız, terliklerimiz vardı. Bunlar gerçekten bebeği çok strese sokan, o yüzden ses çıkarmayan ayakkabıları tercih etmem gerekiyor. Yüksek sesle konuşmamam gerekiyor yeni doğan ülkesinde çalışırken. Ses volümümü bile ayarlamam gerekiyor. Ne bileyim işte yeni doğan vizitleri yaparken ekipteki diğer bütün ekip üyeleri de kullandıkları ses tonuna dikkat etmesi gerekiyor. Koku, evet en iyi gelişen duyulardan bir tanesi yeni doğanlarda koku ve olumsuz kokulara karşı işte burnunu, alnını kırıştırma, yüzünü kırıştırma gibi tepkiler verebilir, başını çevirebilir. Ve bir takım fizyolojik parametreler, oksijen saturasyonu düşmesi gibi tepkiler verebilir. O yüzden hoş olmayan kokular. Ben işte yeni doğan hemşiresiyim, sigara kullanıyorsam kesinlikle üniforma hijyenim, kendi bireysel hijyenime dikkat etmeliyim. Üniforma temizleme hijyenime dikkat etmeliyim. Ellerimi muhakkak yıkamalıyım. Çünkü ben de kanguru bakımını yeni doğan hemşiresi olarak yapabilirim. İlla ki hani kanguru bakımı anne ya da baba yapmak zorunda değil. Yeni doğandaki sağlık personeli de kanguru bakımı yapabilir. O yüzden bebeği kucağıma aldığım zaman bu bebek benden hoş olmayan kokular almamalı. Çok keskin parfüm de kullanmamalıyım. Bu da önemli. Bebeği rahatsız edecek olan hoş olmayan kokular kesinlikle kullanmamam gerekiyor. Baktığımız zaman şimdi ses gürültüyle başlayalım. En önemli benim hepsi olarak önleyebileceğim stresörlerden bir tanesi, çevresel uyaranlardan bir tanesi ses. Cochrane'in bir literatür derlemesinde özellikle sesi, yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki bu gürültüyü, sesi azaltmaya yönelik olan bütün çalışmalar derlenmiş, toparlanmış. Ve şöyle, bir prematür bebeklerin %2, onun da genel pediatrik popülasyonun da yaklaşık %0.1'inde işitme bozukluğu tanısı. Yani prematür bebeklerde daha fazla. Bunun nedeni ne olabilir? Prematür bebeklerin yoğun bakımda hani uzun süre yatmaları, tedavi almaları, oradaki çevresel gürültüyle ilişkili stresörlere maruz kalmaları bir etken olabilir. Gürültü, apne, hipoksi, taşikardi, taşipneye bağlı olarak artan oksijen tüketimine neden olabilir ve bu nedenle büyüme için mevcut olan kalori miktarını azaltabilir. Aslında ben bebeğin kalorisini, mevcut olan kalorisinin büyümesi için kullanmasını istiyorum. Bu stresörler için harcamasını istemiyorum. Yani ayrı bir gürültü, ayrı bir koku, ses, ışık. Bunun için bebek enerjiyi harcayıp büyüme için kullanması gereken enerjiyi bu stresör faktörleri için kullanmasını istemiyorum. Böyle olduğu zaman da bebeğin büyümesinde, kilo alımında tabii ki geri planda kalacaktır. Yüksek gürültü seviyeleri artan hata ve kaza oranı ile ilişkilidir ve personel arasında performansın düşmesine neden olur. Böyle de bir olumsuz etkisi olduğu söylenmiş. Evet, bu söylendi. Amerikan Pediatri Akademisi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki gürültü oranının 45 desibelin altında olmasını önermekte. Bu örneği Fatma Hocam da verdi. Normal bizim konuşma ses tonumuz 50-60. İntrauterin hayattayken bebeğin aldığı ses tonu desibeli de 50 desibel. Bir alarm, hani az önce söyledik ya, işte alarmlar, monitörler, bunlar 45-85 desibel arasında. Ventilatörün işte o humidifer nemlendirdiği ses 65-80. Küvez kapağını açma, benim mesela yeni doğan hemşiresi olarak en çok dikkat etmem gereken şey bu. Küvez kapaklarını açarken ve kaparken çok narin, çok nazik davranmam gerekiyor. Ben şak diye kapattığım zaman bebek mono refleks, ürperme refleksi yapıyorsa, bunu yapabilecek düzeyde hani sağlığı elverdi bebekse, bu iyi bir şey değil. Amoros'un yaptığı gelişimi normal olarak ben bunu değerlendiremem. Bu bebeğe ben dışarıdan olumsuz çevresel uyaran verdiğimi, hatta böyle vakalar bile var maalesef. Küvez kapağını kapatmak ve bebekte yeni doğanda intrakraniyal kanamaya, intraventriler kanamaya neden olan olgular da var. Bunlar tamamen benim bakımla ilişkili düzeltebileceğim uygulamalar. Yine eskiden çok yapardık, biberonu küvez üstüne koyma, küvez üzerine hasta dosyasını koyma vesaire. Artık bu uygulamaları yapmıyoruz. Bunları artık öğrenmiş durumdayız. Ya da apne uyarısı için küveze tak 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 gelip vurma uygulamasını da çok yapardık. Bu uygulamaları artık yapmıyoruz. Şimdi farklı çalışmalar var. Yine bu Cochrane derlemesinde 45 desibelin altına düşürmek için yapılan çalışmalar toparlanmış. Bununla ilgili özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bir bölümünde özel bir oda. Sabah da söylendi, özel aile odaları.
düzenlenebilir dendi. Bu gerçekten hem aile merkezli bakım için hem ses gürültü kanguru bakımının sağlıklı bir şekilde yapılması için bu özel bireysel aile odalarının yapılması ya da özellikle kritik, çok ileri preterm olan, kritik hastalığı olan bebekler için bu odalarda tedavi bakımının yapılması vurgulanıyor. Ses seviyelerini kontrol edildi, küvözlerde tedavi edilmeleri, kulaklık sanırım görsel nettir. Bu şekilde silikon kulaklıklar ya da kulak tıkacı, bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar bu Cochrane derlemede var. Ve bunların gerçekten bebek için sesi, gürültüyü etkilediği ve bu çevresel stresörlerin önlendiği ile ilgili çalışmalar var. Bu şekilde hani malzemeler kullanılabilir ya da bu şekilde yine sesi, gürültüyü engelleyen malzemeler kullanılabilir. Ve bu şekilde stres azaltılarak büyüme teşvik edilir ve olumsuz yeni doğan sonuçları azaltılır. Bu sesin dışında yüksek ışık da bebeklerde olumsuz bir çevresel stresör, prematüre retinopatinasına neden olmakta. Geceleri gündüze göre daha az parlaklıkta ışığa maruz kalan yeni doğanların kalp hızları düşmekte, biyolojik ritimleri düzenlenmekte, uyku süreleri uzamakta ve beslenme ve tartı alımları artmakta. Yani ben gece ve yeni doğan hemşiresi olarak yine gece ve gündüz ritmini ayarlamak durumundayım. Yeni doğan yoğun bakım dizisine baktım, izlediğim bir bebekti. Peki gürültü ve ışığı azaltmak için hangi malzemeler kullanılabilir? Bizim Serap hocamızın danışmanlığı yapılan bir doktora tez çalışması bu. Ve bunların patenti alınmış bu ürünleri. Ses ve ışık yalıtımlı, siperlikli ve siperliksiz şapkalar. Bu şekilde pamuk, %100 pamuktan yıkanabilir ve bireysel kullanılan şapkalar ve maliyeti de oldukça etkin. Hem bebekte sesi hem de ışığı etkiliyoruz, siperliği, ışığı engellemiş oluyoruz siperlik sayesinde. Bu da siperliği olmayan gayet pamuk ve bebek, hem de hipotermiden koruyoruz değil mi? Bebekler en fazla kretermler, en fazla başlarından ısı kaybettikleri için bebeği hipotermiden de koruyucu etkisi oluyor. Onun dışında özellikle son kanıt temelli rehberler şunu öneriyor, döngüsel aydınlatma yapılmasını. Nedir döngüsel aydınlatma ya da ne işe yarar? Günlük melatonin ritminin oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılmalı. Genellikle her bir 12 saatlik bir gece ve gündüz fazına sahiptir deniyor. Yani benim dediğim gibi sirkadiyen ritmi oluşturmak için bebekteki melatonin hormonu sentezlenmesini artırmam için ortamı karanlık hale getirmem gerekiyor. Sürekli gece de nöbette de eğer yüksek ışıkla bebeğe bakım verirsem bu bebekte melanin hormon sentezini azaltmış olacağım ve bebeğin kaliteli bir uyku geçirmesini engellemiş olacağım. Ki uyku çok önemli. Yeni doğan büyüme geçmesi için çok önemli. O yüzden kaliteli uyku olması için benim bu döngüsel aydınlatmayı gece gündüz sirkadiyen ritmini oluşturmam gerekiyor yeni doğan hemşiresi olarak. Bu tamamen benim sorumluluğumda olan bir şey. Destekleyici bir ışık ortamı, kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur, kaliteli uyku süresini uzatır, büyüme hormonlarının salınımını uyarır ve sirkadiyen ritmin erken gelişimini teşvik eder. Yine hani bunları özellikle bizde Türkiye'deki ülkemizdeki örneklere de vermek istiyorum ki gerçekten gelişimsel bakımla ilgili ülkemizde çok güzel çalışmalar, çok güzel patentler, ürünler ortaya çıkarılmış durumda. Bunları da paylaşmak adına. Bu da yine Serap Balcı hocamızın danışmanlığında bir doktora tez çalışmasında hem sesi hem de ışığı önleyen küvöz örtüleri ürünü geliştirilmiş. Ve bu yeni doğan yoğun bakım ünitesine tedavi gören preterm yeni doğanlarda ses yalıtım özellikleri geliştirilmiş. Küvöz örtüsünün stres belirtilerinin etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada ışıltı ve gürültü düzeyini ve preterme yaşadığı stresi azaltmak amacıyla küvöz örtüleri kullanılması önerilmiş. Yani bu küvöz örtüleri hem ışığı hem de gürültü düzeyini azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmış. Birçok yeni doğan yoğun bakım ünitesinde artık küvez örtüleri kullanılmakta. Bunun önemi birçok yeni doğan yoğun bakım ünitesi tarafından kavranmış durumda. Ben şimdi özellikle bu sempozyum hedef kitlemiz Bingöl. Bingöl'e hiç gelmedim, gelmeyi de çok isterdim. Tabii ki amacımız şu an özellikle oradaki meslektaşlarıma, yeni doğan hemşirelerine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Oradaki meslektaşlarımız için değerli olabilecek, kıymetli olabilecek bir takım bilgiler aktarmak. Ve benim 2 ay önce yüksek lisans tez öğrendim. Sevgili Duygu Sağlam, Bingöl Üniversitesi hastanesinde çalışmaya başladı. Devlet Hastanesi dedim, yanlış söyledim. Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışıyor. Bir takım veriler hani ondan öğrendim. Küvez örtüsü mesela kullanıyor musunuz diye sordum. Kullanmadığınızı öğrendim.
Gerçekten kübül dörtlüsü hem bebekte o sirkadiyen ritmi gece gündüz ritmini oluşturmak için, bölgesel aydınlatmayı sağlamak için hem de gürültü önleyici, eğer küvez örtüleri tercih edilirse gürültü önleyici de kullanılabilir. Çok maliyeti etkin aslında. Örtüler yıkanabilir, defalarca kullanılabilir, disposable değil. Bunun da mesela kliniklerde kesinlikle artık hani küvezlerde olmazsa olmaz bir materyal olduğunu söylemek istiyorum. Onun dışında bir yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yeniden yoğun bakım ünitesinde çalışan 40 kişiye gürültü kontrol eğitimi yapılmış ve eğitimden sonra sağlık çalışanların gürültüyü azaltma konusunda nelere dikkat ettikleri sorulmuş. Çalışanların çoğunluğu artık ünitede çalışırken fısıltıyla konuşmaya başladığını, küvet kapaklarını çarpmamaya, alarmlara hızlı yanıt vermeye, eşyaları sürüklememeye, gürültü oluşan ayakkabılar giymemeye dikkat ettiklerini belirtmişler. Eminim bu, yani yeni doğan, şu an Bingöl'de tedavi altında olan yeni doğanlar çok şanslı. Bütün gün ve yarın devam edecek. Özellikle yeni doğan bakımıyla ilgili bu uygulamalar defalarca anlatıldı. Ve buradaki hemşireler çok güzel, eksikleri de vardıysa da tamamladılar, yanlışları da vardı düzelttiler ve bunlardan tamamen yeni doğanlar tabii ki karlı çıkacaklar. Amacımız da zaten gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek. Dediğim gibi sadece bebekleri yaşatmak değil amacımız. Mümkün olduğunca sekerleri azaltmak ve sekerleri azaltmak da tamamen bizim elimizde ve bizim sorumluluğumuzda. Çok basit önlemlerle ben bu sekerleri azaltabilirim yeni doğan hemşiresi olarak. Az önce Fatma Hocam bahsetti. Fatma Hocam'ın danışmanlığı çok güzel doktora tez çalışmaları var. Özellikle gelişimsel bakım uygulamaları ile ilgili. O iki bebekten bahsetti. Çok anlayabildiğim kadarıyla ses çok kesik kesik geldi. O iki bebek şu gördüğümüz materyal. Ve bu özellikle anne kokusu hani çok önemli. Prematür bir bebek. Tabii ki daha ne kadar erken doğduysa 8 hafta 10 hafta belki anne kokusunu hala duymaya ihtiyacı vardı. Doğduktan sonra da hala ihtiyacı var tabii ki. Ve bu iki bebek bir gece öncesinden pamuklu bir materyalde yıkanabilir. Bir gece öncesinde anne tenine kalması sağlanır bir gece boyunca ve bebeğe en yakın bu kotta da olabilir, küvezde de olabilir. Bebeğin en yakın bölgesine yerleştiriliyor. Bebeklerin koku duyusu çok iyi olduğu için anne kokusunu bu iki bebek aracılığıyla alabiliyor. Ve Fatma hocamızın danışmanlığında Özdemir, Funda Özdemir kardeş hocamızın yaptığı bu çalışmada da gerçekten bu çalışma sonucu da yayınlanmış. Bu da çok güzel, kanıt temelli, randevuda kontrollü bir çalışma çünkü kanıt değeri yüksek olan bir çalışma. Yine amacı tekrar ettiğim gelişimsel bakım uygulamalarının prematür bebeklerin büyüme ve hastanede kalış süresi üzerine etkisini değerlendirmek, anne kokusu ve fleksiyon pozisyon girişlerinin prematür bebeklerin büyümesi desteklediği ve hastanede kalış süresini kısalttı. Fleksiyon pozisyondan da yine bahsedeceğim. Hangi uygulamaları yapabiliriz dedik? Masaj, emzirmek, kanguru bakımı, pozisyon vermek, sarmalamak, dokunmak, kucaklamak, müzik ve çevresel uyaranları azaltmak. Şimdi görsellerden bakalım. Yine doğan yoğun bakım ünitesinde küvezde tedavi edilen iki bebek görüntüsü. Bu bebeklere baktığımız zaman intratüren hayattaki resimleri de aklımızda, değil mi? Fleksiyon pozisyonda, cenin pozisyonda. Asla bu şekilde kol ve bacaklar ekstansiyon pozisyonunda yatmıyorlar. Ve bu bebekler uzunca bu şekilde yatarlarsa, yani fleksiyon pozisyonuna getirilmeden, çünkü burada bir hafta 10 gün, belki bir ay, belki 2 ay tedavi alacaklar. Hep bu şekilde abduksiyonda ve ekstansiyonda yatarlarsa geri dönüşü olmayan kasiskelet sistemi deformiteleri meydana geliyor maalesef. O yüzden mesela bu direkt hemşirenin sorumluluğunda olan bir şey. Benim hemen ne yapmam gerekiyor? Cenin pozisyonuna, fleksiyon pozisyonuna almam gerekiyor. Bunun için özel hazırlanmış baby bandı, bumper gibi materyaller var. Bunları illaki de satın almak zorunda değil. Bu Fatma hocamızın doktora tez danışmanlığındaki tezden bir görüntü. Çok güzel pozisyon verilmiş. Pozisyonu çok, yani hem yan pozisyon hem de fleksiyon pozisyonu. Amacımız bebek hep bu şekilde yansın. Kurbağa şeklinde bu şekilde yansın istemiyoruz. Ki ileride kasis, çünkü bu bebekler ileride oturmada, yürümede gecikmeler olacak. Bu hep kalçalar abduksiyonda olduğu için. Onun dışında başka bebekler, yani bebeklerdeki ipuçlarını çok iyi takip etmeniz lazım. Bu bebek mesela yüzünü kırıştırmış, sıkıntım var, benim bir sorunum var. Prone pozisyonu en iyi pozisyon. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatarken, bebekleri takip ederken bebeklerin stresini azaltan saturasyonunun en iyi olduğu prone pozisyonu. Ancak bu bebek benim sıkıntım var diyor. Çünkü bahsettiğiniz fleksiyon pozisyonda değil.
Fatma Hocam'ın slaytlarında vardı, ellerin yelpaze şeklinde açılması. Bu bebekte diyor, ben stresliyim şu an, benim, yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yeniden hemşiresi çok iyi gözlemci olmalı. Bebek aman ne güzel kolunu bacağını böyle gere gere yatıyor gibi bir yorum yapmaktan ziyade bu bebek streste, yolunda gitmeyen bir şeyler var yorumunu yapmalı. Ve acaba bebeği strese sokan şey neyse, bu bir çevresel uyaran mıdır, nedir? Bunu minimum düzeye indirmesi gerekiyor. O yüzden biz bir şekilde, çünkü biliyorsunuz yeni doğanın fizyolojisini biliyorsunuz, eller sıkı yumru şeklinde, asla yelpaze şeklinde açılmaz. Bacaklar bu şekilde sağa sola savrulmaz. Bu bebek stresteyim mesajı veriyor. Peki bebeği nasıl stresten koruyacağım? Tabii ki yine bahsettiğimiz gibi fetal fleksör pozisyonunu vererek. Bunun için dediğim gibi illaki bu materyalleri satın almak zorunda değil. Bebeğin kendi çarşafıyla, havlusuyla da ben bebeğe çok rahat bu pozisyonu verebilirim. Bu şekilde bebek çünkü intüitörün hayatta olduğunu zannediyor hala ve kendi güvende hissediyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Benim hani mesleğe ilk atıldığım yıllarda bebekler hep Fatma Hocam da sanki bahsetti duyabildiğim kadarıyla. Bebeği küvezin en tepesine yatırırsınız ama bebek kayarak gider küvezin en aşağısına ve ayaklarını küvezin ayak tabanlarını küveze hep yaslar. Biz o bebek hani kayıyor diye hop tekrar onu yukarıya çıkartırdık. Bu uygulamaları yapardık ama aslında bebek bana şu mesajı veriyormuş. Çünkü internetin hayatta sürekli temas ettiği bir ne var? Anne uterus duvarı var. Ama burada da bebek temas etmek istiyor. Yani burada uzay boşluğunda kendini güvende hissetmiyor. Çünkü boşlukta temas ettiği hiçbir yer yok. Ve o yüzden ayak tabanıyla da elleriyle bir yerlere temas etmek istiyor. O yüzden biz cenin pozisyonunu veriyoruz ki bebek en azından cenin pozisyonunu sarmaladığımız bu malzemeyle temas halinde olsun ve bebek kendini güvende hissetsin. Dokunsal temasın çok önemli olduğunu söylemiştik yeni doğanda. Evet, mesela bu bebek çok huzurluyum, sakinim, mutluyum, her şey yolunda mesajını veriyor bana. Gayet güzel, mutlu bir bebek. Yine özel hazırlanmış bir şekilde materyaller var. Sanki anne kucağındaymış gibi el şeklinde hazırlanmış olan pamuklu materyallerle de bebeğe fetal fleksör pozisyonunu verebilirim. Ama hiç sorun değil. Dediğim gibi bir bebeğin çarşafıyı da havlusu da ben aynı pozisyonu bebeğe verebilirim. Özellikle ağırlık girişimler Emine Hocam anlatacak biraz sonra. O yüzden çok almadım. Ağırlık girişimler sırasında eğer bebeğe ben fleksiyon pozisyonunu verirsem, yani hem kolları hem bacakları orta hatta birleştirerek damar yolu açma, kan alma, aspire etme gibi invaz işlemleri yaparken bile bebeğe bu şekilde orta hatta pozisyon verirsem bebeğin hissettiği ağrı ve hissettiği stres düzeyi azalıyor. Yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Sarmalama yine çok bahsedildi. Sarmalamanın nasıl yapıldığı bu şekilde görselde. Tabii ki bu kundaklama değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Asla kundaklamayı önermiyoruz. Yumuşak gevşek sarmalama diyoruz buna ve ayaklar serbest bulacak şekilde. Aslında mantık yine aynı. Bakın kollar fleksiyonda, yani orta hatta geçirme mümkün olacağı. Yani kolları ve bacakları bu şekilde ekstansiyonda merkezden, vücuttan uzakta olması bebeği strese sokar. Ne kadar kollar ve bacaklar merkeze, vücuda yakın olursa bebek kendini o kadar güvende hisseder. Yine bir kendini güvende hisseden bir bebek görüntüsü. Fetal fleksiyon pozisyonunun evet hani avantajlarından sadece söylemediklerimi, el ağız manevrasını da destekler. Çünkü oral dönemdeler ve kendini güvende hissetmek için o besleyici olmayan emmi, bu yalancı emzik ya da bebeğin kendi eliyle de yaptırılabiliriz. Oksijenlenmeyi arttırır, ısı kaybını azaltır, bebeğin uyku süresini arttırır. Ve dediğim gibi özellikle kas iskelet sistemi deformitelerin gelişmesini engeller. O yüzden çok kıymetli fetal fleksiyon pozisyonunda bebekleri yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bakım verirken almak. Dokunma ve masaj, özellikle narin dokunmak, nazik dokunmak, yumuşak ellerle ve ısısı soğuk olmayan ellerle dokunmak çok önemli demiştik. Özellikle bebeklerde stresi azalttı, ağrı ve konjesyonu azalttı, gaz, kolik, anksiyete, solunum dolaşım sistemi, hani bebek bağlanmasını sağladığı, dolayısıyla sosyalleşmeyi sağladığı, bebeğin kiloluğunu arttırdığı ve bağışıklık sistemini geliştirdiği ve beyin gelişimi üzerine olumlu etkileri olduğu ve uyku düzenini sağladığı dokun ve masajın bilinmekte.
Özellikle yapılan çalışmalarda bebeğin stresini azalttığı masajın, bebeğin büyümesini desteklediği, uyku uyanıklık döngüsünün olgunlaşmasını güçlendirdiği, annelerdeki doğum sonrası depresyonu azalttığı, anne bebek ilişkilerinin geliştiği gösterilmiş. Yani biz bebeklere yeni doğan hemşiresi olarak da masaj yapabiliriz. Annelere de masaj yapmanın önemi anlatılıp anne de bebeğin masajını yapabilir. Olumlu dokunsal temas çok önemli. Aile merkezde bakın bebeğin kardeşi de meraklı bir şekilde bebek kardeşinin eline dokunuyor. Onu keşfediyor, onu tanımaya çalışıyor. O yüzden şöyle hani az önce Fatma Hocam dedi, kangur bakımında hani baba zaten temas sağlayabilir. Evet sağlayabilir. Hiçbir şekilde hani göğüs bölgesindeki kıllar bunun için bir olumsuz etken değil. Çünkü bebekler anne babasının florasını alıyor zaten. O flora onun onu oluşturan flora. O yüzden bu bebekler floralardan iki bireyden dünyaya geldiği için bu floralar onun için tanıdık floralar. Anne, baba ve aile merkezi bakımla ilgili yine çok huzurluyum mesajı veren bir bebek görüntüsü. Evet, kangur bakımı çok söylendi. Hakikaten olmazsa olmaz yapılan, yani gelişimsel bakımla ilgili baktığınız tüm çalışmalarda ve tüm uygulamalarda kangur bakımı en başta, aile merkezli bakım ve kangur bakımı en başta geliyor. Nedir kangur bakımı? Sadece bezi ve hipotermi olmasın diye beresi olan bebeğin anne babası, teyzesi, aile üyeleri olabilir. Dediğim gibi sağlık personeli, hemşire de olabilir bu. Çıplak göğsüne dik pozisyonu yüzle gelecek şekilde yerleştirilerek tantere temasının sağlanması. Çok kıymetli uygulama. Yeniden bakın, zaten bu bebek o kadar huzurluyum, o kadar mutluyum mesajı veriyor ki anne de aynı şekilde. Yani burada hem bebek hem anne ya da baba hem dokunsal uyaran hem tensel uyaran hem de duygusal uyaran anlamında inanılmaz doyum aldıkları bir uygulama. Dediğimiz gibi Sıbat'ta ya da mekanik ventilatördeki bebeklerde de biz kangur bakımını yapılıyor ve yapılan çalışmalarda da öneriliyor. Bu da babalarla yapılan iki kangur bakımı örneği. Olumlu etkilerinden söylendi, stresin azaldığı, emme oranının arttığı, anne bebek ilişkisinin güçlendiği, anne baba bebek ilişkisi, uyku düzeninin sağlandığı, kilo alımının arttığı, vücut sıcaklığının sürdürüldüğü. Yani burada bebek bakın çıplak ama hipotermiye girmiyor. Fizyolojik stabilini sağlandı, hastane yatış süresinin azaldığı yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Yine Hamide Zengin, kendisi doktor öğretim üyesi şu an Bilecik Üniversitesi'nde, onun doktora tez çalışması kanguru bakımı için bir giysi tasarlamış ve o da bunun patentini almış. Özellikle dediğim gibi bu örnekleri vermek istiyorum. Gerçekten biz de Türk pediatri hemşireleri olarak geçimsel bakıma çok önem veriyoruz. Hem bu konuyla ilgili ürünler geliştirip hem de bu konuyla ilgili kanıt düzeyi yüksek olan randomize kontrollü çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunuyoruz. Yeni doğan sağlığına ve meslektaşlarımıza katkıda bulunuyoruz. Bu da pamuktan yapılmış. Şurasında lastikli ki hani bebek düşmesin diye. Şurada yanlarda çıtçıtlar var. Çıtçıtları açıp bebek bu giysinin içerisine yerleştiriliyor. Bebek hipotermiden koruması için bu başlığı var. Ve bu şekilde giydirdikten sonra. Hatta çok anlamlı, özellikle nar çiçeği renginin olmasının rengi uterusun rengine benzetmek amaçlı yapılmış. Ve bu da kıyafetin iç rengi, uterusun içindeki kanlanma arttığı için de orada daha koyu mürdüm rengi bir renk tercih edilmiş. Hani renklerin de bir anlamı var, bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi hem bebek hem anne hayatından çok mutlu. Ve bu çalışmada yayınlanmış bu kıyafetin ismi Sar Bebe. Bu kıyafetin illaki olmalı mı, hani olmalı diye söylemiyorum. Kangur bakımı duyguyla konuştuk. Bingöl Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kangur bakımının uygulandığını söyledi. Bu çok güzel bir uygulama gerçekten. Sadece annelerle yapıldığını ama babalarla da artık yapılmaya başlandığını ifade etti. Dediğim gibi eğer mesela anne babanın ziyaret etmediği bebekler de olabilir. Hani bazen terk bebeklerimiz de oluyor maalesef. Eğer anne babanın ziyaret edemediği ya da etmediği bebeklerse biz bu bebeklerde hemşire olarak da kangur bakımını yapabiliriz. Evet, ağrı ve stres bulgularının düştüğü bu çalışmada kanıtlanmış. Aile merkezli bakım, sevgili Kamile bundan çok güzel bahsetti, çok güzel çalışma örnekleri verdi. O yüzden çok detaylı girmedim ama gerçekten gelişimsel bakımın olmazsa olmaz unsuru aile merkezli bakım. Ve 24 saat kesintisiz diyor. Özellikle son kanıtlar. Yani Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sadece işte sabah 10, akşam 8 gibi aile ziyareti değil. 24 saat ailenin kesintisiz
olarak ziyaret edebileceği ortam oluşturulmalı deniyor ve özellikle kambur bakımı için de mesela en az bir saat uygulamanın yapılmasını öneriyor ve tek kişilik, mümkünse tek kişilik aile odalarında bu bakımın yapılması öneriliyor. Bu da yine kanguru bakımı acaba düşük doğum tartılı bebekleri nasıl etkiliyor, gelişimleri nasıl etkiliyor? Çin'de yapılan bir çalışma, yine randevize kontrollü bir çalışma, yarı deneysel bir çalışma, özür dilerim. Girişim grubu ebeveynlerine yeniden bakımıyla ilgili eğitim verilmiş ve günde en az 4 saat bakıma aktif katılımları sağlanmış. Bebeklerin taburculuk sırasındaki ağırlığı girişim grubunda daha yüksek, beslenme sonuçları yine girişim grubunda daha iyi ve özellikle bronkopulmoner displazi ya da pirometör retinopatisi ya da NEC gibi komplikasyonların girişim grubunda daha fazla iyileştiği ve intraventriküler kanama ve nozokomeler enfeksiyonlarında da fark gözlenmedi. Bu çalışmanın özellikle bu sonucu, çünkü bunlar çok söylendi ama şurası benim çok ilgimi çekti. Çünkü dediğim gibi ben de 22 yıl önce kliniğe başladığımda ebeveynler alınmazdı yeni doğan yoğun bakım ünitelerine. En büyük neden de enfeksiyondu. Yani enfeksiyonları önlemek için anne babalar kesinlikle yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınmazlardı. Şimdi artık onlar bir bütün, onların bebeği, onların bir parçası kesinlikle anne babalar yoğun bakım ünitesine alınıyor. Yani demek istediğim şu, 24 saat, en az 4 saat bakım vermek için eğer anne ya da baba bebeğin yanına yoğun bakım ünitesine girdiyse ve girmiş yani çalışmada ve nozokomel enfeksiyonlar arasında kontrol grubuyla fark görülmemiş. Bebeğe hani intraventriküler kanama, bebeğe dokunması anormal bir stresör mü yaratır gibi, hani fazla bebeğe dokunma. Bu da fark olmaması aslında bunun olmadığı anlamına geliyor. Ve bu çalışma sonucu da aile merkezli bakım, prematür bebekler için faydalı bir bakım modelidir ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi de uygulanmalıdır sonucuna varılmış. Evet, Dünya Sağlık Örgütü de bu yıl, yani 2021 biliyorsunuz 17 Aralık, Dünya 17 Kasım Dünya Prematörler Günü hala kutlanmakta ve 2021 teması sıfır ayrılıktı. Ve şimdi harekete geç, act now. Bebeğinler ve prematör bebekleri bir arada tut. Yani kesinlikle bebek dünyaya geldikten sonra bebeğinlerinden ayrılmasın, mümkün olduğunca onları bir arada tutmayı sağla. Ve çok güzel, dediğim gibi hani ülke fark etmeksizin, ırk, dil, din fark etmeksizin Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmış afişler vardı. Hem baba hem de anne kanguru bakımı ile ilgili örnekler vardı. Yani biz mümkün olduğunca dediğimiz gibi bebekleri ebeveynlerinden ayırmamalıyız. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde onları mümkün olduğunca kesintisiz ebeveyn bebek etkileşimi sağlamalıyız. Kanguru bakımı ve aile merkezli bakımı sağlamalıyız. Müzik terapi yine gelişimsel bakımda olmazsa olmaz. Az önce de söylendi, klasik müzik dışında başka müzik hani olmasın. Evet, olmasın. Çünkü bebeği yüksek sesle, yeni doğan hemşire deskinde çalan yüksek sesli bir müzik ya da bir radyo çalan bu bebeği strese sokabilir. O yüzden önermiyoruz. Düşük düzeyde bir klasik müzik olabilir. Bu çalışmada da müziğin bebeklerde stresi azalttığı, büyümeyi hızlandırdığı, beslenmeye geçişi, oral beslenmeye geçişi kolaylaştırdığı, ağrıyı azalttığı, uykuya geçişi kolaylaştırdığı ve oksijen saturasyon düzeyini ve kalp tepki atımında da olumlu değişiklikler yapıldığı ve hastanede kalış süresini azalttığı bulunmuş. Toplu bakım verme de çok söylendi ama toplu bakım verme özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela invaziv işlem, bebeğe damar yolu açıyorsunuz. İşte ileri derece bir preterm, damar yolu bulmak çok zor. Bir kez denediniz olmadı, iki kez denediniz. Bu bebek tepki veremeyebilir. İleri derece preterm olduğu için ağlamayabilir. Ama eğer ben onun fizyolojik parametrelerini takip ediyorsam muhakkak saturasyonları düşmüştür ya da ne bileyim kalp tepki atımı artmıştır, bebek strese girmiştir. Çünkü invaziv bir işlem yapıyorum. O yüzden toplu bakım vermek derken arda arda invaziv işlemleri üst üste yapmak değil. Eğer bebeği damar yolunu açamadıysam bebeği bir 5-10 dakika dinlendirmem gerekiyor. Bebeğin tekrar yaşam bulguları stabil olduktan sonra, bu stres düzeyi düştükten sonra tekrar damar yolu için denememi yapmam gerekiyor. Onun dışında hani toplu bakımdan kasıt şu olmasın. Bebeği önce diyelim ki damar yolu açtım, arkasından işte aspirasyon yaptım. Yani üst üste invaziv işlemlerin de aynı anda yapılması değil. Mümkün olduğunca, örneğin nedir? Bebeğin hijyenini sağladım, arkasından beslenmesini sağladım bir seferde. Bu olabilir. Pozisyonunu verdim. İşte 2 saatte bir biz bebeklere pozisyon verilmesini öneriyoruz. Çünkü az önce de söylendi, bir takım düz kafa gibi kas iskelet sistemi deformatörü oluşmasın diye 2 saat bir pozisyon değişimi sağlamamız gerekiyor. Bebeklere bakım verirken hani küvet kapaklarını uzun süre açıkta bırakmamak gerekiyor. Çünkü hipotermiye girme riskleri var. Mümkün olduğunca
büyük kapağı, ön kapağı açarak değil, yuvarlak kapaklardan ellerimizi sokarak bebeğe müdahale etmemiz gerekiyor ki küvez içerisindeki ısıyı muhafaza edebilelim diye. Evet, gelişimsel bakımla ilgili yapılan çalışmalarda prematür bebeklerin kontrol grubuna göre ortalama 25 gün daha erken taburcu olduğu gelişimsel bakım uygulanan bebekler bunlar. Gelişimsel bakımın belirgin yararlarından bazıları hızlı kilo alımı, yoğun bakım komplikasyonlarının azaltılmasına yardımcı, hastanede daha erken taburcu olma gibi bu hastane maliyetlerini de etkileyen bir tabii ki uygulama haline gelmiş oluyor. Yine 32 haftadan küçük bebeklerde uygulanan gelişimsel bakımın nörogelişimsel sorunları sisi olarak anlamımızı düşürdüğü ve hastanede kalma süresini azalttığı. Peki hani sadece yeniden yoğun bakım komitesinde değil, taburcu olduktan sonra da bu bebekler 9 ay boyunca izlenmiş ve bu bebekler gelişimsel bakım uygulanan bebeklerde nörolojik davranış beyin elektrofizyolojisinin önemli ölçüde iyileştiği belirlenmiş. Burada da özellikle yeniden yoğun bakım komitesinde gelişimsel destekleyici bakımla ilgili araştırmalardaki boşlukları belirlemek çalışmanın amacı. Gelişimsel olarak destekleyici bakımın en önemli unsurları prematür bebeklerin gelişimini engelleyen oranları en aza indiren yeniden yoğun bakım üniteye çevre yönetimi ve aile merkezli bakım. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuç. Birincil gelişimsel destekleyici bakım üniteleri yeniden yoğun bakım hemşirelerinin bakım yeterliliğini geliştirmeye yönelik eğitim programları prematür bebek ve ailelerin doğrudan müdahale sağlayan kapsamlı gelişimsel destek müdahalelerini aktif olarak geliştirmek için ek çalışmalar. Yani aile merkezli bakım, aile bütünleştirici, aileye bakıma aileye entegre edici uygulamalar. Yani sadece bebeği gelip hani küvözden öyle bakıp gitmek değil, sadece de minimum bir dokunma değil, tamamen bebeğin bakımına, hijyenine, beslenmesine aktif olarak katılması önemli anneye de babanın. Yeniden yoğun bakım ünitelerinde verilen gelişimsel bakımın prematür bebeklerin bilişsel ve motor gelişim üzerindeki etkilerini gözden geçirmek amaçlı yapılan bu çalışmada 21 çalışma sistematik derleme ilan edilmiş ve 13 çalışma meta analiz için uygun bulunmuş ve bu çalışma sonucunda mevcut kanıtlar yeniden yoğun bakım ünitesi ortamında gelişimsel bakımın preterm bebeklerin özellikle 12 aylık süreçte bilişsel ve motor gelişim üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülmüş. Evet, bireysel gelişimsel bakımın ya da NIDKEB'in felsefesi her hasta bebeği kendi çocuğunuz gibi görmek, ona dokunurken, onu kucağınıza alırken, ona bakım verirken kendi bebeğinizi kucaklıyor ya da bakım veriyor gibi görmek ve bu humanistik yaklaşımla ona bakım vermek çok önemli. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım süremi aşmamışım derken zil çaldı. Hepinize sevgiler, selamlar. Teşekkür ederim. Soruyla da katkı varsa alabilirim. Ses, şu an ben hiç ses alamıyorum ama konu. Sadece Duygu'nun konuştuğunu gördüm ama ses hiç gelmedi maalesef. Soru muydu, katkı mıydı hiç bilmiyorum. Çok özür diliyorum. Ses hiç gelmiyor. Ses yok. Hocam galiba soruları yanıtlama işi Fatma hocama kaldı orada da öyle görünüyor. Evet, maalesef. Fatma hocam bizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama biz sizi hiç duyamıyoruz. Hocam sizi duyuyor cevaplarınız.
Hocam Fatma Hoca sizi Fatma Hoca sanki bana el sallıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Sizler de oralarda yani gerçek yüzde tentene temas halinde olmak isterdim. Sesiniz gelmiyor maalesef. Beden dilinden anlamaya çalışıyorum. Sevgiler, selamlar, saygılar Fatma Hocam. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bu alkış size diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim.
kaynak yok. Yanlış bir şey yapmaya
Yine aynı şekilde dediklerde. Sık oluşuyor.
Hastalık katıldığı araştırmada çok güzel bir çalışma var. Hastalık
Birliği'ye girebilirse. Kongreye katılımından, katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan ilk günlerinde ağrılı disiplisi girişimleri maruz kalırlar. Yeni doğan döneminde yaşanan ağrı özellikle kırmızı bebeklerde olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenle yeni doğanlarda ağrı durumunun değerlendirilmesi gerektiği de önemlidir. Yeni doğanlarda ağrı durumunun sunumunu yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Vatan Doktor Emine Erdem Hoca'nın davet ediyoruz. Merhabalar, herkese merhaba demek istiyorum. Bu geç vakitte son konuşmacıyım ve sabırla burada dinlemeye devam ettiğiniz için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum sizlere. Düzenleme, sempozyum düzenleme ekibine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Davet ettiği için. Bütün imkanlarını kullanıyoruz. Duyuyor muyuz? Hocam bekleyin, biraz daha alıyoruz. Almadın mı? Niye başladım ben o zaman? Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meclis Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çocuk sağlığı hastalıkları hemşehri alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü yazarlarına ve atıfı bulunan doçent doktor Erdem birçok yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşehrilik Bölümü Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşehri Anabilim Dalı'nda doçent olarak çalışmaktadır. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben sözü almadan az önce başladım. Demek ki söz verilmemiş bana. Ama bu da teknolojinin ve böyle uzaktan etkinlik yapmanın dezavantajları maalesef. Ben öncelikle sempozyum düzenleme ekibine teşekkür etmek istiyorum davetlerinden dolayı ve sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sabahtan beri bizleri dinlediğiniz ve bu geç vakitte hala bu salonu böyle dolu görebildiğim için ben sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben yeni bağlarda ağrı yönetimi konusunu paylaşacağım. Öncelikle ekran paylaşımında bulunuyor. Sanıyorum şu anda paylaştım. Evet, ben bugün size yeni doğanlarda ağrı yönetiminde nelere dikkat edeceğiz, neler yapıyoruz, çocuklar yeni doğanlar nasıl yanıt veriyor ağrıya ve kendilerini nasıl ifade ediyor, biz nasıl ağrıyı değerlendiriyoruz, kullandığımız tedavi yöntemlerimiz neler, onlardan bahsedeceğim. İlk olarak ağrının tanımıyla başlamak istiyorum ben. Uluslararası Ağrı Araştırmalar Birliği mevcut veya olası bu hasarı sonucu gelişen ve bu hasar ile tarif edilen rahatsız edici nitelikte duyusal ve duygusal deneyim olarak ağrı tanımlanır. Ama bu tanımda bir eksiklik var. Çünkü konuşarak iletişim kuramayan kişiler için bu tanım yetersiz kalıyor. Ve Ağrı Araştırmaları Birliği 2001 yılında yeniden bir tanımlamaya gitmiş ve burada iletişim kuramamanın aslında ağrı yaşama ve uygun ağrı giderici tedaviye ihtiyaç duyma olasılığını ortadan kaldırmadığından bahsetmiş. 2020 yılında tekrar bir tanım yapılmış ve bu tanım biraz daha genişletilmiş. Bu tanımda ağrının kişisel bir deneyim olduğu, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden farklı derecelerde etkilenen bir kişisel deneyim olduğu, yaşam deneyimleriyle acı kavramını bireylerin öğrenebildiğinden bahsedilmiş. İşte sosyal ve psikolojik iyilik hali üzerinde ağrının olumsuz etkileri olabileceğinden ve iletişim kuramamanın bir insan veya insan olmayan bir hayvanın acı çekmesi olasılığını ortadan kaldırmadığından bahsederek ağrının tanımını daha da genişletmiş.
Yeni doğanda ağrıya ilişkin yanlış inanç ve tutumlar var. Ve bu yıllarca 1980'lerin başına kadar devam etti ve yeni doğandaki ağrı algıya yönelik girişimlerin, analiziye ilişkin girişimlerin gecikmesine sebep olan algılardı. Bunlar neler diye baktığımızda yeni doğanlar ağrı hissetmez. Çünkü immatürdürler ve yetersiz minimizasyon vardır. Yeni doğanlar yetişkinlere göre ağrıya daha az duyarlıdır. Yeni doğanların ağrı hafızaları yoktur ve analjeziklerin etkilerini tolere edemezler. Narkotik analjezikler çocuklarda bağımlılar yaratır. Ama bu inanç ve tutumlar bugün geçerliliğini kaybeder. Bir gerçek isenin şu anda ve kabul edilen gerçek bu. Yeter ve tam bebeklerin ağrıya daha büyük çocuklar ve yetişkinlerdeki gibi benzer hatta abartılı fizyolojik hormonal tepkiler verdiğini, çok düşük doğum ağrısı bebeklerde bile narkotik analjetiklerin rahatlıkla kullanılabileceği bugün kabul gören bir algı. Yeni doğanların en sık karşılaştıkları ağrılı gelişimlere baktığımızda ağrı düzeyini hafif, orta ve şiddetli düzeyde diye sınıflayarak her gün rutinlerimizde, klinikte yaptığımız girişimleri bunların altına sınıfladığımızda hafif düzeydeki ağrıda NG-OG takmanın ve çıkarmanın, idrar sondası takmanın, damar yolunun çekilmesi, bez değiştirmenin bile hafif düzeyde ağrıya neden olur. Postural drenajın, yapışkan bantların değişiminin, ekstübasyon ve nazofarengel aspirasyonun orta düzeyde ağrıya neden olduğunu, göğüs tüpü takılmasının, lombar fonksiyon, endotrakeal aspirasyon, topuk kanı alma, intramüsküler ve sübkütan enjeksiyon uygulaması gibi uygulamalarında yeni doğanlarda şiddetli ağrıya neden olduğunu görebiliriz. Peki bu kadar fazla girişime maruz kalan kliniklerde, yoğun bakımlarda maruz kalan yeni doğanlar ağrıya nasıl tepki? Ağrıya tepkilerine baktığımızda, ağrılıya yanıtlarına baktığımızda bunu fizyolojik, davranışsal ve hormonal yanıtlar olarak sınıflayabiliriz. Fizyolojik yanıtlarına baktığımızda sempatik sinir sisteminin aktivasyonuyla birlikte fizyolojik yanıtlar yeni doğan gösteriyor. Kalp hızı artıyor. Kan basıncında yükselme görülüyor. Oksijen satürasyonu düşüyor. Solunum sayısı artıyor. İntrakraniyal basınç artıyor. Avuç içinde terlemeler görülüyor. Hormonal değişiklikler neler ya da hormonal yanıtlar neler diye baktığımızda ise epinefrin ve norepinefrin, büyüme hormonu ve endorfinde artma, insülin sekresyonunda azalmanın olduğunu görüyoruz. Yine kortizol, glikagon ve aldosteron sekresyonunda artmanın serum glikozu, laktat ve ketonların artmasına laktik asidoza yol açtığını görebiliyoruz. Davranışsal değişkenlerimiz ise en bariz belirgin olanı ağlama. Ağlamanın şekli süresi bizim için önemli. Yüz ifadeleri bizim için çok önemli. Kaşlarını çatabilir, gözlerini kısabilir, ağzını geniş açabilir, dudakları gerginmiş. El ve vücut hareketleri yine ağrıya verdiği tepkili bizim için bir göstergedir. Yumruklarını sıkar. Kas tonüsü hipotonik olabilir ya da hiper aşırı yarılmışlık görebilir. Davranışsal durum değişikliği olarak da huzursuzluğu görebiliyoruz yeni doğanlarda. Ve rahatlatmak ve sakinleştirmenin zor olduğu bir bebekle karşı karşıyayız. Peki yeni doğanlar kendilerini nasıl ifade ediyor? Evet, yanıtları bunlar ama biz bunları nasıl görüyoruz? Sözel olarak dile getiremeyen yeni doğanlar kendilerini mimikleriyle, jestleriyle, vücut hareketleriyle ya da ağlamanıyla kendilerini ifade etmeye başlıyor. Etkilenen ekstremitenin fleksiyonu ve vücuda yakla adüksiyonunu görebiliyoruz. Farklı yüz ifadelerini görebiliyoruz. Ve de açlık ağlaması gibi değil, ağrının yarattığı ağlamanın farklı bir özelliği olduğunu görebiliyoruz. Pain dergisinde 2008'de yayınlanan bir makalede bütün bebeklerin video görüntüleri alınmış ve bu video görüntülerinde bebeklerin yüz ifadeleri araştırılmış. Ve bu yüz ifadelerinde soldaki şekilde sakin bir bebeğin yüz ifadesini görüyoruz. Sağdaki şekilde ise
ağrıya karşı vücudun bebekteki yüz ifadesinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Ve bu değişikliğin alında kabarma, kaşlarda çatma, gözlerin kısılması, nazal labial oluğun belirginleşmesi, ağız köşesinin gerilmesi, dilin keskin kenarlı olması, dudakların açık, gergin, çenenin titreme şeklinde ortaya çıktığını görebiliriz. Yeni doğanda ağrıyı değerlendirirken fizyolojik değişiklikleri değerlendirebiliriz. Satürasyonunu, oksijen satürasyonuna bakıp kalp atım hızını değerlendirebiliriz. Davranışsal olarak yaptığı hareketleri yüz ifadelerinden ama bunları daha güvenilir bir ölçüm metodu olarak kullanabilmek için bizim yeni doğanda ağrı değerlendirme skalalarımız var, ölçeklerimiz var. Bu tabloda ben yeni doğanda en sık kullandığımız ölçekleri sıraladım ve bu ölçeklerin hangi değişkenleri ölçtüğünü, hangi gebelik yaşında, gestasyon yaşındaki çocuklarda kullanıldığı ve hangi ağrı türünde kullanıldığı bu tabloda yer alıyor. Yeni doğandaki ağrı değerlendirme ölçeklerinin seçimini yaparken evet gestasyon yaşını dikkate almalıyız, bebeğin yaşını, bebelik yaşını. Ama aynı zamanda ağrının tipini de dikkate almalıyız. Akut ağrı, kronik ağrı ya da postop ağrı. Akut ağrıda PIP ölçeğini, ki revize edildi PIP-AR artık kullanılıyor. Prematüre ağrı profil değerlendirme ölçeği arkadaşlar. Kronik ağrıda empas ve konfortmeo ve edin kullanılabilir, öneriliyor. Postop ağrıda da kriz, empas ve konfortun kullanılabilir. Peki biz ölçekleri gerçekten doğru kullanıyor muyuz? Yani doğru hastaya, doğru bebek popülasyonuna, doğru ağrı türüne doğru ölçeği kullanabiliyor muyuz? Pain dergisinde yayınlanan bu sistematik review'da 352 çalışma dahil edilmiş ve çalışmaların %90 hepsinin prosedürel ağrı ile ilgili olduğu ve en sık da PIP-AR ve NFJS yani yeni doğan yüz tanılama, kodlama ölçeğinin kullanıldığı görülmüş. Aslında yeni doğan yüz kodlama ölçeği skalası normalde akut ağrı için kullanılır. Ama bu çalışmada bakılmış ki akut ağrıda kullanılması gereken bu ölçeğin kronik ağrı ve postop ağrıda da kullanılmış. Ve 55 çalışmada kullanılan ağrı ölçeklerinin yeni doğan popülasyonuna ve ağrı türüne uygun olmadığı tespit edilmiş. Ve şöyle bir sonuca varılmış. Ağrının tipine ve araştırmaya dahil edilen bebek popülasyonuna uygun ölçeklerin seçilmesi gerekiyor. Ve bu ölçekler seçilirken de araştırma etiği ve kaynakların kullanımına özen gösterilmesi, dikkat edilmesi yoksa yanlış hatalı uygulamaların yapılacağından bahsediyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki mekanik ventilasyon uygulanan yeni doğanlara da kullanılan ağrı ölçekleriyle ilgili yapılan çalışmada 2006 ve 2019 yılları arasında tarama yapılmış. Ve 12 makale analiz edilmiş burada arkadaşlar. Sonuç şu, kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilirliğine ilişkin farklı inançlar var. Ağrı değerlendirmede tek bir uygun ölçeğin kullanımını destekleyecek açık bir kanıt yok elinde. Konfor ve empasın mekanik ventilasyon uygulanan yeni doğanlarda ağrıyı değerlendirme ve analize ihtiyacını belirlemek için kullanılabileceği sorusuna varılmış. Ama genellikle baktığım bütün beta analiz ve sistematik review'larda daha fazla çalışmaya, daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyacımız var diye belirtiyorum. Türk Neonatoloji Derneği'nin ağrı yanıtın değerlendirmede ve değerlendirme yönelik yaptığı bazı öneriler var. Bu önerilere baktığımızda hastanede yatan yeni doğanların rutin ağrısı değerlendirilmeli. Ağrının rutin değerlendirilmesinde daha çok 8 saat aralıklarla değerlendirilmeli. Ve tedavi ve bakımın buna göre planlanması gerektiğini. Ağrı değerlendirmesinde yapılandırılmış ve çok yönlü metotların, yani birden fazla metodun kullanılması gerekiyor. Ve klinikte çalışan doktor hemşirelerin kullanılan bu yöntemleri uygulama ve yorumlamaya ilişkin yetkin kişiler olması gerektiğini.
Kas paralizisi olan, entübe olan, nörolojik sorunu olan bebeklerin ağrı yanıtında değerlendirirken bazı sınırlılıklarımız olabilir. O yüzden fizyolojik yanıtlarını çocukların çok iyi yakından değerlendirmemiz gerekiyor. Ve unutmamamız gereken bir şey var aslında. Erişkinde ağrılı olan her girişim yeni doğan bebek için de ağrılıdır. O yüzden girişim öncesi tedbirlerimizi almamız lazım. Ve de girişim sonrasında ağrıyla uyumlu yanıtlar, tepkileri devam ediyorsa bebeğin, demek ki kullandığımız ağrı kontrol yöntemi yeterli değil. O zaman ek önlemlere geçiyoruz. Up to date baktım ve yeni doğanda giriş ağrı, yeni doğanda oluşan ağrıya yönelik analjezi basamaklarının neler olduğuna bakmak istedim. Yani bir merdivenimiz var. Sırasıyla veya girişimin türüne, ağrının şiddetine göre hangi yöntemleri kullanabiliriz? Yeni doğan analjesinde diye baktığımızda arkadaşlar, altı değil, altı basamaktan bahsediyor. Ve basamağın ilk sırasında emzik, sukroz, kan grubu bakım ve masaj gibi non-farmakolojik yöntemler yer alırken, basamağın son 6. aşamasında derin sedasyon ve genel analizden bahsediyoruz. O zaman non-farmakolojik yöntemlerimiz neler? Bugün kabul gören yeni doğan ağrı yönetiminde kullandığımız yöntemler neler diye baktığımızda, emzirme, anne sütü kesinlikle. Bu ya emzirme şeklinde ya da sağılmış anne sütü şeklinde verilebilir. Besleme amaçlı olmayan emme, yani emzik uygulaması. Kumdaklama, ya bunu sarmalama diyebiliriz. Kolaylaştırılmış pozisyon. Kollar ve bacakları hafifçe bükülü pozisyon. Hafif direksiyona getiriyoruz arkadaşlar. Cenin pozisyonunu vermeye çalışıyoruz. Benden önceki konuşmacılar sağ olsun Fatma Hocam ve Ayşe Hocam, Ayşegül Hocam. Benim işim biraz kolaylaştırdılar. Çocuğu nasıl rahatlatabiliriz anlattılar. Hangi yöntemler kullanılır. Ben de onları ağrıda nasıl kullanıyoruz, etkisi ne diye onu anlatmaya çalışıyorum şu an. Sentene temas, kan boru bakımı, yeni doğanda kullanabileceğimiz bir non-farmakolojik yöntem. Duyusal doygunluğu sağlayacak dokunma, masaj, ses, koku kullanımı, konuşma, müzik, initero sesleri dinletme, yani beyaz gürültü dediğimiz anne karnındaki anne amniyotik sıvının hareketi ve kalp sesinin birleştiği o initero sesler, beyaz gürültüyü dinletme, tentene temas, bireyselleştirmiş gelişimsel bakım, özellikle anne sütü olmak üzere aromaterapi uygulamaları öneriliyor. Anne sütü ve emzirmeye ilişkin Cochrane'in review'unda yeni doğanlardaki prosedürel ağrıyı hafifletmek için emzirme ve anne sütünün kesinlikle kullanılması önerildi arkadaşlar. Aynı şekilde glikoz ve sukrozun da emzirme ile benzer etkinliğe sahip olduğu kullanılıyor. Evet, 2012'de geç bir Cochrane ama Cochrane review ama bugün hala geçerliliğini koruyor. Bu çalışmada da arkadaşlar 2000 ila 2021 yılları arasında yapılmış randomize kontrollü araştırmalar kontrol edilmiş ve bu meta analizde 16 çalışma meta analizi uygun görülmüş ve bu çalışmada tek başına besleyici olmayan, pardon şöyle söyleyeyim, kombine olarak yani besleyici olmayan emme artı oral sukroz uygulamasının ağrılı işlemler sırasındaki ağrı skorunu azalttığı bulunmuş. Yani biz birkaç yöntemi bir arada kullanabiliriz yeni doğanda ağrı yönetiminde. Dolayısıyla sonuç olarak baktığımızda besleyici olmayan emme ve oral skorun etkisinin tek bir diğer müdahale yöntemlerinden daha üstün olduğu ama orta ve şiddetli ağrı için yeterli bir etkisinin olmadığı, etkisinin hafif kaldığı bir. Yine yeterli tam bebeklerin ağrı yanıtı üzerine koku uyarımının etkisine bakılmış bu metanaliz çalışmasında ve özellikle tanıdık bir koku, yani anne sütü kullanan
olfaktif uyarı girişimlerinde ağrı reaktivitesi, ağrı regülasyonu, işlem sonrası kalp atımızı, işlem sırası ve sonrasındaki ağlama süresi ve solunum sayısı üzerine etkili olduğu, tanıdık kokunun etkili olduğu belirlenmiş. Bu bulgular düşük kalitede deniyor ve bizim daha fazla büyük örneklemlerde yapılacak çalışmalara ve doğru desende kurulmuş randomize kontrollü çalışmalara ihtiyacımız var diye özellikle belirtiyorum. Tentene teması, kanguru bakımını hem Fatma Hocam hem Ayşegül Hocam özellikle vurguladılar. Ben de sistematik review'u burada sizinle paylaşmak istiyorum. Cochrane'den sistematik review. Burada tentene temasın etkili ve tek bir ağrılı prosedür için güvenli bir yöntem oldu ve bunun özellikle çocuğun davranışsal göstergelerinde, yeni doğanın davranışsal göstergelerinde ve çok iyi düzelme olduğunu gösterdiğini söylüyor. Ağrıyı değerlendirirken arkadaşlar kortizolün de etkisine bakabiliyoruz. Yani bizim bazen biyolojik ölçümler de yapmamız gerekiyor. Yani sadece ölçekle, sadece gözlem yoluyla değil, elimizde sayısal verilerle olabilecek biyolojik ölçümlerimizin de olması lazım. Kan tükürük, serum ya da tükürük kortizol düzeyi bunlardan biri. Bu çalışma, bu meta analizde fetal bebeklerde topuk delme sırasında, yani topuk kanı alma işlemi sırasındaki ağrı ve stres üzerine kortizol, tükürük kortizol düzeyinin üzerine non-farmakolojik yöntemler etkili mi diye bakılmış. Ve yapılan bu meta analizde non-farmakolojik müdahalelerin tükürük kortizol seviyesi üzerinde azalma yarattığı, özellikle prona pozisyonu, anne sütü kokusu, kanguru bakımı ve ikizlerin birlikte yatırılmasının tükürükteki kortizol seviyesinde azalmaya neden olduğu ortaya çıkmış. Ama baştan beri söylüyorum, bizim daha fazla randomize kontrollü kanıt düzeyi yüksek olarak kullanabilmemiz için daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ve metanize ihtiyacımız var diye sonuç belirtmiş. Bu meta analizde ise arkadaşlar, hep ağrı, stres dedik, çocuğun taburculuğu, hastanede kalma süresi, bunlar bizim için önemli kriterler yeni doğanda. Ağrı yaşayan çocuk, bakım ve tedavisi geçken çocuk ve hastanede yatma süresi artan bir bebektir. Bu yüzden bu çalışmayı ben özellikle koymak istedim. Bu meta analizde kanguru bakımının hastanede kalış süresi üzerine etkisine bakılmış. 864 çalışmadan 12'si meta analize dahil edilmiş ve burada kanguru bakımının preterm veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastanede kalış süresini azaltmada etkili, güvenli ve düşük maliyetli bir müdahale olduğu ortaya çıkmış. Joanna Bates Enstitüsü'nü duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu enstitüde kanıta dayalı uygulamaları için metaanalizler ve review'lar yayınlıyor. Onun kendi dergisinden aldığım bir review. Ve biz yeni doğan bakımında aile merkezli bakım, bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımın içerisinde aile desteği olmak zorunda dedik. Ve burada da ağrıda, yeni doğanla ağrıyı kontrol ederken ebeveyn veya hemşire kontrollü analjezinin yeni doğanın ağrı sporları ve analjezik kullanımı üzerine etkisinin olduğu ortaya çıkmış. Özellikle düşük ağrı sporunu sağlıyor ve azalan opioid kullanımına eğilim yarattığı ortaya çıkmış. Eldeki kanıtların azlığı nedeniyle de daha büyük araştırmalara ihtiyacımız var. Evet, hani ağrı puanını düşürüyor ama daha fazla, daha güvenli bunu söyleyebilmeniz için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var diye belirtiliyor. Yeni doğan ağrı yönetiminde non-farmakolojik yöntemler ve bunların ilgili yapılmış meta-analiz çalışma sonuçlarını konuştuk. Peki farmakolojik tedavimizde ne var?
Farmakolojik tedavimizde şeker solüsyonlarımız, bunlar sukroz ve glukoz var. İlaçlarımız var. İlaçlar, topikal anestezikler, opiyatlar, non-opiyat tedaviler, narkotik olmayan ilaçlar şekliyle sıralanabilir. Bunlar benim yani bu sunuyu hazırlarken özellikle UpToDate Clinical Guidelines ve Royal College'den yararlandım. Türk Nörolojisi Derneği'ndeki 2021 yılında yayınladığı yeni doğan ağrı rehberi var arkadaşlar. Orada da bu soru, bu bilgileri bulabilirsiniz. Ama en güncel olarak takip edebileceğiniz yer UpToDate. Ben özellikle onu önermek istiyorum. Oradan çok rahat güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Dedik ki yeni doğanda farmakolojik tedavide sukroz kullanılır. Peki sukrozun gestasyon yaşına göre kullanım miktarlarını bu tabloda ben paylaşmak istedim sizinle. Gördüğünüz üzere gestasyon yaşı küçüldükçe kullandığımız %24'lük sukrozun miktarı da küçülüyor. Bunu görebiliyoruz. Ağrı tedavisinde önerilen ilaçlar ve doz önerilerini yine burada sizinle paylaşmak istedim. Bunları ben çok açık net konuşmayacağım çünkü kendiniz de sisteme baktığınızda, siteye girdiğinizde çok güzel bulabilirsiniz. En çok kullanılan fentanil, morfin, ketamin, midazolam, klorhidrat ve klonidin ağrı tedavisinde kullanılan, önerilen ilaçlar. Ama midazolam için özellikle belirtilen şey şu, preterm bebeklerde kullanımını önermiyorlar. Evet, tam bebeklerde kullanabiliriz. Ama yeten bebeklerde kullanımı önerilir. Farmakolojik tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin review'lar ve metaanalizleri incelediğimde Cochrane'in 2017'de yaptığı topikal anestezi ile ilgili çalışmasında müdahalelerin etkinliği veya güvenliğine ilişkin kanıtların klinik önerileri desteklemek için yetersiz olduğunu göstermiş. Hele de uzun dönem etkilerine ilişkin hiçbir bulgu yok. O yüzden daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var diyor bu. Yine yeni doğanlardaki ağrı tedavisinde parasetamolün etkinliğine baktıklarında parasetamolün topuktan kan alma ve göz muayenesi sırasında kullanılmasının ağrıyı azaltmadığı, ağrılı işlemler sırasında analjezik olarak kullanılmaması gerektiği, morfin dozunu azaltmadaki etkisinin ise araştırılması gerektiği. Yani bizim araştırmaya gene ihtiyacımız var. Opioidlerin ise 18-24. Ayda ağrı ve nörogelişimsel sonuçlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı kesin. Yeni doğanda dedik ki 6 basamaklı analjezi uygulamasının yapıldığını söylemiştik. İlk sırada non-farmakolojik önlemler var. Topikal anestezikler, asetamin, nöfren, ödevi sedasyon ve genel anesteziye kadar giden basamakları görebiliyoruz. Çok güzel. Son konuşmacıyım. Sabrınızı zorlayacağım. Birkaç slide'ım kaldı arkadaşlar. Bu yeni doğan analjezisinde hangi girişimsel ağrıda, hangi yaptığımız prosedürde bu aşamalardan hangisini kullanabiliriz diye ben birkaç örneği buraya aldım. Topuktan kan almada, gastroktüp yerleştirme, damardan kan alma, süpkütan intramüsküler enjeksiyon elti ve hepsinde gördüğünüz şey adım 1, aşama 1. Yani non-farmakolojik yöntemleri kullanmalıyız. Yeni doğan ağrı tedavisinde bizim non-farmakolojik ilaç dışı önerilerimiz neler? En önemlisi mümkün olduğunca daha az girişim yapalım. Ve bakım, tedavi, tetkik gibi işlemlerde hepsini bir arada yapalım. Yani toplu bakım yapalım. Ağrılı girişimden sonra en az 2 saat başka bir ağrılı girişim planlamayalım. Acil olmayan girişimler için bebeği uykusundan uyandırmayalım. Ve çocuğun kendisini rahat ve güvende hissetmesi için bebeğin
ses, gürültü ve ışıktan kaçınmamız lazım. Sarmalama yöntemini kullanabiliriz. Onu hafif fleksiyon pozisyonuna getirebiliriz bu yöntemde. Fiziksel teması sürdürmemiz gerekiyor. Okşama, sallama, masaj gibi uygulamaları bunun için kullanabiliriz. Topuktan kan alma işlemini mekanik lansetle yapabiliriz. Yine topuktan kan alma işlemi tam miktarına göre tabii ne kadar kan alacaksak topuktan kan alma işlemi yerine venöz kan almayı kullanmamız gerekir. Çünkü daha az ağrı. Ve daha küçük çaplı iğneleri kullanabiliriz bu işlemlerde. Plasterleri çıkarırken minimal mineral yağlar ve silikon bazlı özel yapışkan çıkarıcılar kullanabiliriz. Ve deneyimli personele bu işin yapmasını sağlayabiliriz. Hafif orta düzeydeki ağrılı gelişimlerde birkaç tane non farmakolojik yöntemi bir arada kullanarak onların bu sinerjik etkisinden faydalanabiliriz. Yeni doğan bebeklerde, özellikle orta düzeydeki ağrılı girişimlerde annenin bebeği emzirmesini, anne sütünü ve emzirmeyi kullanmamız gerekiyor. Eğer anne girişim sırasında bebeğin yanında bulunuyor ama emziremiyorsa o zaman ten tene teması sağlayabiliriz. Annenin bebeği emzirmesi mümkün değilse bu sefer 2 ila 5 cinsi arasında değişen anne sütü, sağlamış anne sütünü verebiliriz. Ağrı kontrolü. Emebilen tüm bebeklerde ağrılı girişimler sırasında emzik kullanabilir. Sukroz ve glukozu unutmamamız gerekiyor. Onu yine ağrı yönetiminde kullanabilir. Dokunma, masaj, konuşma, göz teması sağlama, müzik, beyaz gürültü gibi bireyselleştirilmiş girişimsel bakım prensiplerinin uygulanması gibi birçok yöntemi aslında kliniğin koşulları ve bebeğin kliniği durumuna göre bizler uygulayabiliyoruz. Ben sözümü bu soru işaretleriyle, sunumumu soru işaretleriyle bırakmak istiyorum. Çünkü non farmakolojik ya da farmakolojik tedaviye ilişkin kesin kanıtlarımız yok. Daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. O yüzden soru işaretleri koydum. Ama kesin olan bir şey var ki ağrı yönetiminde multidisipliner ekip yaklaşımı şart. Bu cümleyi de ben bitirmek istiyorum. Tekrar sabrınız için teşekkür ederim. Soru ve katkılarınız varsa alabilirim. Sayın doktor. Ben sesi duymakta zorlanıyorum. Hocam ben oradaki hiçbir şeyi duymuyorum konuşmaları. Herhalde bizim hepimizin sözcüsü olarak Fatma hocama kalacak birçok söz, soru, öneri. Olması nedeniyle ağrının azlanmadığı ve tepkilenmediği düşünülüyor. Ama 80'li yıllarında yapılan çalışmalar, o enfotini gençliğe ilgili yapılan çeşitler daha 32. günden itibaren 22 haftadan sonra doğan üretken bebeklerde ağrı için nörolojik kapasitenin tam olduğu ispatlanmış. Ve eskiden bir doğanlar ağrıyı azlanmadığı... Emine hocam dudak okumaya çalışıyorum ben.
Ben de aynı durumdayım hocam şu anda. Hepimizin sözcüsü oldu Fatma Hoca. Gerçekten. Demeğinize sağlık. Böyle çok güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yarın bir tane meta analizlerle falan toparlamaya çalıştım ama. İşte ben yanıt verebilseydim. Sen merak ediyorum yani ne sorulduğunu. Aslında bize yazsalar. Evet yaza da bilirler ama. Herhalde süresi kısa ondan bahsediyor herhalde. Ben teorileri ve yol atlara girmedim. Hani çok kafa karıştırmasın, sahaya uygun bir şey olsun diye ama. Evet. Zaten süre çok sınırlı. Dediğiniz gibi günün son saati yoruldu insanlar. Ben evet hem yoruldum hem de bana mesaj da geldi. Sizin kullanmak saatim değil. Teşekkür ederiz. Çok iyisiniz. Bakalım. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür belgenizi. Ben sunuyorum. Evet biz kendi kendimizi tebrik edelim. Teşekkür edelim. Biz de burada. Hocam anlatıyor hala hararetli hararetli. Evet yani soru var galiba. Evet, hocam yanıtlamak zorunda kalıyor. Görüşmek üzere. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün sabahtan beri